obezite neden çok önemli bu kadar? Hem ülkemizde hem dünyada obez insan sayısı gitgide artıyor. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi kronik salgın hastalık olarak adletti. Yani aynı koronavirüsü nasıl kronik salgın hastalık olarak söylediği gibi obeziteyi de kronik salgın hastalık olarak söyledi. Çünkü bu niçin bu kadar önemli? Biz yediğimizin... evet, merhaba. Emre beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam, merhaba. Kavuştuk hele şükür. Ben de kulaklığımı aldım. Yani... Tamam. Bakayım. Evet Emel, merhaba, nasılsın? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ya. Şimdi tabii çok olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Yani koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri tabii hep evdeyiz. Yani birçok insan evde. Hem çocuklar hem 65 yaş yukarısı insanlar evde. Akşamları bir yere çıkmak istemiyoruz. O yüzden doğal olarak herkes internette olunca, internet kullanınca doğal olarak bazen böyle bağlantılarda sorun yaşayabiliyoruz ama nihayetinde sana kavuştuk. Şimdi Aynen hocam. evet, şimdi şunu senden önce şunu bahsediyordum ben. Obezitenin önemli bir hastalık olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kronik salgın hastalık olarak obeziteyi adlettiğini. Yani bugün koronavirüs nasıl kronik salgın bir hastalıksa obezite de kronik bir salgın hastalık olarak adledildi. Niçin bu kadar önemli olduğunu takipçilere anlatıyordum. Çünkü obezitede artan yağ oranlarımız, özellikle iç organ yağlarımız, bunlara biz beyaz yağ diyoruz. Bunlar aslında canlılar, bizim için zararlı işler yapmaya başlıyorlar. Özellikle kalp damar hastalığını çoğaltıyorlar. İnsülin direnci oluşturuyorlar ki biliyorum sende vardı o zaman. Yüksek tansiyonu yaratıyorlar bizde. Karaciğer içerisinde yağlanma, pankreasta yağlanma yaparak karaciğer yağlanması ve karaciğer yetersizliğine yol açıyor. Hayatımızda hormonal bozukluklar yapıyor. Psikolojik anlamda da rahatsız ediyor bizi. Alışverişe gittiğimiz anda kendimize bir elbise seçmemiz gerektiği anda uygun elbiseleri bulamıyoruz. Tabii biz sağlık yönünden bakıyoruz. Burasını sadece seyirciler için konuşuyorum ben. Biliyorsun hiçbir zaman obeziteden gelen hastalara ben hani elbise güzel giyeceksiniz de hiçbir zaman konuşmamışımdır. Sadece sağlık yönünü konuşmuşum ama bu artık başka bir platform. Burada onu konuşalım en azından. Alışverişe gidiyorsunuz, üzerinizde bir şey uyduramıyorsunuz yani. İşte bunun daha büyüğü var mı? Daha büyüğü var mı? İşte en büyüğü bu dendiği zaman da bir moral bozukluğu. Yani oradan bir moral bozukluğu olarak çıkıyorsunuz. Ben bile kendime baktığım zaman işte bazen alışverişe gittiğimiz anda şimdi bir elbise bakacağım kendim zaman. Bir göbeğimde acık büyüme olduğu zaman elbise oturmayınca çıkasım geliyor oradan, giymek istemiyorum ama tabii işin bir tarafı da sağlık yönü. Bugün geçmişte de bugün de obezite ile ilgili tabii basına yansıyan çok farklı olumsuz durumlardan dolayı pek çok obezitesi olan ya da obezitesi problemi yaşayan, obeziteye bağlı tansiyondu, diyabetti, kalp damar hastalığıydı, hormonal bozukluktu, diz ağrılarıydı vesaire problem yaşayan aşırı kilolu insanlar ameliyatlardan korkar hale geldi. Yani artık ilk arayan hasta şunu söylüyor, işte atıyorum Almanya'dan hastam arıyor, hocam bana bir şey olur mu acaba? İşte bir hasta diyelim ki Türkiye'de bir yerden arıyor ya da buraya geldi, hocam buradan bana bir sıkıntı olur mu? Ben sağlıklı gidebilir miyim evime gibi. Bakıyorum hastalarda anormal bir korku var, anormal bir endişe var. Haklılar da tabii ki çok olumsuz örnekleri görüyorlar, çok olumsuz örneklere bakıyorlar. Bunlar ister istemez insanı korkutuyor. Halbuki biz hayatımızda biliyoruz ki her şeyin bir güvenlik sınırı var. Bu güvenlik sınırı içerisinde tabii ki ufak tefek kazalar oluyor. Bugün uçaklar var, çok modern cihazlar. Ama her uçakta bir problemi yaşamıyoruz ama bazen belli zamanlarda çok nadir de olsa problemler görülebiliyor. Obezite de belki böyle bir şey. Her şeyin kendi içerisinde doğal riskleri var ama korkuları var insanların. Yani korkuyorlar. Senden özellikle onlar adına yani bizim buradaki mesajımız bu problemi yaşayan insanlara. Sen bunu yaklaşık 4 yıl oldu zannediyorum. Tam oldu mu 4 yıl? Beşinci yılın içindeyiz Ha, hocam. beşinci yıla girdi. Doğrudur. Evet. Beşinci yıla. Yani Evet. mesela 5 yıl önceki o kilolu, kilolarıyla uğraşan, kilosuna bağlı insülin direnci olan Emel'in, daha doğrusu meslek anlamında söyleyeyim, Emel avukat kendisi. Yani aktif bir görevi var. Büyük bir kısmı ofiste geçmiyor. Sizin müvekkil dediğiniz insanlarla mahkemelerde gelecek gidecek sürekli hareket var, sürekli görüşme var. Bunlar içerisinde
O kilolara sahip olan insan olarak, yani bir birey olarak sen neler yaşıyordun? Ameliyata gelirken korkuların var mıydı? Yani sen de düşünüyor muydun acaba ameliyat olursam ölür müyüm acaba diye, bana bir şey olur mu diye? Ameliyat süreçlerinde korktuğun şeyleri yaşadın mı? Ya da daha sonrasında ameliyattan sonraki süreç içerisinde en çok korkulan şeyler işte beslenme alışkanlıktan alışacağım, işte daha az yiyorsunuz, efendime söyleyeyim. Acaba her şeye yine iştahım çekecek mi? Ya da vitaminsel eksiklikler vücudumda tırnaklarımı kıracak mı? Saçlarımı dökecek mi? Ya da benim işte kilo verince acaba karnımdaki yağlarım sarkacak mı? Daha kötü bir görüntüye mi sahip olacağım diye. İnsanların kafasında böyle sorular her zaman var. Çünkü bunları bana sordukları için ben de sana soracağım. Şu anda doktorun olarak karşında değilim, moderatör olarak karşındayım. Ben de sana bunu yaşamış biri olarak soracağım. Bununla Canlı ilgili, örneği olarak. evet, bununla ilgili şöyle bir şey planladık. Benim PR ekiplerim şöyle düşündüler. Hayatında birçok değişim sağladığımız hastamız var. Sadece obezite anlamında değil. Şeker hastalığı olup insülin kullanan hastalarımız vardı. Bunların bir kısmı çocuk sahibi olamıyordu. Sıkıntılıydı durumları. Mesela onların hayatları değişti. Artık ilaç insülin yok. Artık çocuk sahibiler. Aslında çok fazla biz insanların geçmişte yaşamış olduğu şeker hastası olsun, kilolarına bağlı sorunlar olsun, hayatındaki olumsuzlukları, üzüntülerini de biz aslında onlarla yaşıyoruz bir aile olarak. Çünkü ben hem obeziteden, hem diyabet ameliyatı yaptığım hastaları bu ailenin bir üyesi olarak kabul ederim. Biz büyük bir aileyiz Emel, onu söyleyebilirim. Amerika'sından, Kesinlikle Kanada'sından, öyle. Almanya'sından, Kuveyt'ine, Katar'ına, Azerbaycan'ına, Rusya'sına, Türkiye'nin her tarafına kadar büyük bir aileyiz. Bu ailenin fertleri çok fazla. Ama dediğim gibi hala da insanlar seninle konuşsa bile, bir başka hastamızla konuşsa bile ya da çok örnek iyi görse bile yine kafasında acabaları var. O yüzden ben şimdi moderatör olarak sana soracağım. Önce bize bir 5 yıl öncesine gidelim. Şu andaki Emel'i değil, 5 yıl önceki Emel'le, aşırı kilolarıyla uğraşan, kilolarına bağlı insülin direnci olan Emel'in hayatını bir anlat bize. Sonra bu ameliyata karar verirken korkuların var mıydı, endişelerin var mıydı? Acaba bana bir şey olur mu? Hayatımı kaybedebilir miyim? Ve ameliyattan sonraki süreçte de yeni yaşantına nasıl adapte oldun? Yani neler seni mutlu etti? Yeni yaşantında işte kilo almamak mı ya da giydiğin elbisenin sana daha iyi oturması mı ya da insanların Emel çok değişmişsin, çok güzel olmuşsun, çok fit görünüyorsun, çok güzel görünüyorsun demeleri mi seni mutlu ediyor? Yoksa sağlık yönünden insülin direncin vardı, diyabet hastası olacaktın, bundan kurtuldun mu? Ne oldu senden dinleyelim. Önce bir geçmişe gidelim, sonra ameliyata gelelim, sonra bu tarafına. Belki ara ara sorular olursa ben bu soruları sana yönelteceğim, oldu mu? Tabii tabii Tamam mı? hocam. Şimdi Tabii sen de ki. söz, buyurun. Şimdi aslında ben lise çağlarımda şu an gördüğünüz gibi bir insanken belki genetik faktörler, çünkü ailemde baba tarafımda şeker hastası olmayan akrabam neredeyse yok. Hatta rahmetli babamı da bu nedenle, bu vesileyle kaybettim. Şeker hastalığı yatkınlığı olan biri olarak vücudum yavaş yavaş artık kilo almaya başladı ve bunun bir süre sonra önüne geçememeye başladım. Diyetler yapmaya başladım. Üniversite çağlarımda işte 70'lere çıktım. Sonra verdim. Tekrar almaya başladım. Çalışma hayatına başladım. Bu çalışma hayatıyla beraber düzensiz beslenme iyice yerleşince hayatıma, çünkü bütün gün yemek yemiyorsunuz. Biz avukatız ama hani insanların düşündüğü gibi, Amerika'daki gibi öyle masamızın başında ya da işte duruşma salonuna gidip gelip bitmiyor hayatımız. Hep dışarıdayız. Hep koşuşturmaca. O yüzden de bu yemek yeme kısmına bazen gece yarısı ancak geçebildiğimiz bile oluyordu açıkçası. Bunlar hep işte yeme peşine, işte uyuma, düzensiz beslenme. Benim kilolarımı 100 denilen rakama ulaştırdı. Ve diyetler, farklı işte akupunktur tarzı tedaviler, alternatif tedavi yöntemleri. Aslında piyasada herkesin bildiği, denediği bütün yöntemleri denedim. Yaklaşık 9-10 sene boyunca kilo verdim, aldım, verdim, aldım. 20 kilo verdim, 30 kilo geri aldım. Hani büyük rakamlardı bunlar. Bir süre sonra tabii artık verememeye başladım. Tiroid rahatsızlığım çıktı. Tiroidlerim çalışmadığını öğrendim. Çünkü artık kilo
diyetler de yapsam, başka alternatif tedavi yöntemleri de denesem veremediğimi gözlemleyince beni bu alternatif tedavi yöntemlerinin birinde bir doktor uyardı. Tiroid ölçümlerini yaptırmam konusunda. Çünkü çalışmıyor olma ihtimali olabilir dedi bu kadar çabaya rağmen kilo verememek. Sonrasında artık yorulmaya da başladım açıkçası çabalamaktan. Çünkü ver al ver al vücut bir süre sonra yoruluyor. 18 yaşında değilsiniz. 30'dan sonra daha da zorlaşıyor. Bu nedenle de yavaş yavaş ameliyat fikrine kapıldım. Ama tabii ki böyle Burada bir araya girebilir miyim? Yani seyirciler balık. açısından bir araya Tabii. gireceğim. Ara ara araya Tabii hocam. gireceğim. Sakın Tabii yanlış ki hocam. anlama. Yok estağfurullah. Yani sürekli olarak bildiğim kadarıyla endokrinolojide gidip tekrar kontrol edip beslenme uzmanlarıyla diyet verip kilo verip aldın. Peki Evet. yani gündelik hayatında ne etkiliyordu? Mesela hareketli olduğunu söyledi. Yani mesela kilolarında davalara yetişmek, araca binip gitmek, merdivenlerden çıkmak, ya da sosyal Şöyle hayatın içerisinde söyleyeyim. arkadaşların, yani arkadaşlarınla birlikte mesela mutlaka İstanbul'da alışverişe gidiyorsun. Yani alışverişe gitmek istiyor muydun? Mesela belki çok daha zayıf arkadaşlarım vardı. Mesela onlarla alışverişe gitmeyi istiyor muydun? Mesela yani Tabii eskiden alışveriş... zayıf biri olarak özlemlerim vardı açıkçası Yani ama hani kendimi kilolu bunları çok yaşadın tutamıyordum. mı? Kilolu Tabii bunları ki tabii yaşadın mı? He, onları bize bahseder misin biraz? ki. Yani şöyle psikolojik olarak etkilenmemek hiç mümkün değil zaten hocam. Çünkü hele ki daha öncesi ki yıllarında zayıf biri olarak sonradan hani kilolu bir hayat sürmek çok daha zor. Bir kere insülin direnci denilen bir hastalık girdi hayatıma. Bu da aslında çok etkili oldu ameliyat karar vermemde. Çünkü ben günde birkaç kere atak geçiriyordum. Şekerim aniden düşüyordu. Çalışırken işte yoldayken bindiğim araçtan inip yolun kenarında durup soluklanmak zorunda kalmak işte şeker hani ve Takviye benzeri alman hani gerekiyor. şekerimi yükseltecek bir takviye almak zorunda kalıyordum sürekli. Bunlar epeyce arttı. Tabii ki siz teknik olarak daha vakıfsınız hani benim Anlatacağım öyle bir işte bilgi de. vermem değil ama evet, şeker hastalığının öncesinde artık bu başlangıçları hayatıma girdiğini gördüm ve korkmaya başladım. Çünkü hani insanlar çok da korkmasınlar ama yine de uyarmak babında söyleyeyim. Halamı 48 yaşında, babaannemi 63 yaşında, babamı da 68 yaşında kaybettim. Şeker hastalığı ne kadar dikkat etseniz de hayatınıza girdikten sonra gerçekten hani ömrünüzün uzun olması bakımından korkular yaşamanıza sebep oluyor açıkçası. Ve insülin direnci bunun başlangıç noktası olduğu için yollarda falan çok bunalıyordum. Onun dışında psikolojik olarak yani evet yani çok kişi söylüyor tabii bunları. Hani şöyle kilolu, güzel kız ama kilolu falan gibi söylemler alıyoruz her gittiğimiz yerde. Bunlar etkili oluyor sizin hayatınızı yönetmesine. Bir de şu yönü var. İşin hani şaka kısmı bir tarafa, işimi yaparken de çok etkisi oluyor. Şimdi insan kendi sağlığına dikkat etmediğinde ya da öyle bir algı oluşturduğunda karşı taraf şöyle düşünüyor. Müvekkilleriniz ya da iş yaptığınız kişiler sizin acaba hani bizim işimizi hani özenle yürütebilir mi ya da hani bitirebilir mi, tamamlayabilir mi? Daha kendi hayatıyla ilgili eksikleri var. Daha kendi hayatını oturtamamış gibi algılar oluşabiliyor. Çünkü yani tabii ki bilgi birikimimiz, deneyimimiz de illaki etkili oluyor. İnsanların bizi avukat olarak seçmesi ama yine de sağlıklı bir beden insanlarda bu kişi kendine değer veriyor, kendine önem veriyor. O yüzden bize de aynı önemi verip aynı titizliği gösterir, etkisi yaratıyor. Bu hiçbir şekilde aksini kimse iddia edemez. Ben bunu hani farklı farklı Yaşadın örneklerle de birebir yaşadın, hayatımda evet. yaşadım. Evet. Yani size duyulan güven daha farklı bir noktaya geliyor. Görüntü o anlamda çok etkili oluyor. Kendinize duyduğunuz güven, özgüveniniz karşı tarafa da aynı şekilde güven veriyor ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı yakalayabiliyorsunuz. Yani işlerime de o anlamda etkisi oldu. Yalan söyleyemem.
Bir hastam şunu söylemişti, sen onu yaşadın mı? Bir gece olacak ya da bir davet olacak ya da bir düğün ya da böyle bir güzel toplantı olacak. Eve geliyordum, bir elbise mi giyiyordum, üzerime oturtamıyordum. Diğerini giyiyordum, üzerime oturtamıyordum. Hiçbir elbiseyi üzerime oturtamıyordum. En son kaldı işte bluzin tarzı şeyler, o da oraya olmayacak. Gitmiyordum diyordu. Mesela o toplantıya Mağazaları zengin ediyordum bir efendim. hocam. Mağazaları zengin ediyordum. Yani çünkü sürekli bedenim değişiyordu. Anladım. Sürekli büyüyordu ve ben sürekli gardırop değiştirmek zorunda kalıyordum. Bir kere hani maddi olarak da etkisi var ama dediğiniz gibi evet bir yere giderken bir şey giyememek, giyecek kıyafet bulamama kısmına da katılıyorum. Direncini bu ara ben bahsedeyim takipçilere, bizi izleyenlere. İnsülin direnci nedir? Şimdi hem de sen de biraz dinlen. Biliyorum çok duygusal oldun babandan bahsedince. Biliyorum o hassasiyetini. Tekrar sende hala da o hassasiyet devam ediyor. Tabii insanların hayattan sevdiklerinin ayrılması kötü bir olay. Üzücü ama bazen yaşamamız gerekiyor bunları. Allah kimseye yaşatmasın diyelim. Yine de bunu söylerim Onları ama. yaşamamak adına biraz da işte bu Ya, kararları aldım evet ameliyat yani kararından. evet haklısın. Şimdi sen de biraz soluklan, kahveni çayını iç. Ben şimdi onu bahsedeyim biraz. Tabii hocam. Şimdi insülin direnci dediğimiz olay şu. İnsülin nedir bir kere onu söyleyeyim. Tabii birçok platformda, birçok televizyonda konuşuyoruz bunları biz. İnsülin bizim pankreasımız tarafından üretiliyor. Pankreasımız ne? Bir organ. Nerede? Midemizin arka kısmında. Peki insülin ne işe yarıyor? Önce şeker ne işe yarıyor onu anlatayım. Bütün gıdalar içerisinde şeker var ama bu gıdalar içerisindeki şeker bizim kan şekerimiz değil. Biz beslenmek zorundayız yaşamak için. Yediğimiz tüm gıdalardaki şekerler ince bağırsağımıza geldiği anda ince bağırsak sistemi tarafından kan şekerimiz olan glukoza çevrilir. Peki glukoz ne işe yarar kan şekeri? Organlarımız için enerji kaynağıdır. O olmadan organlarımız çalışmaz. Yemediğimiz anda da kan şekeri otomatik olarak bize karaciğerimizden gelir. Orada deposu vardır. İşte kan şekeri kana geldiği anda pankreasımızdan insülin gelir kana. Kan şekerimizi tutar, birlikte kanda dolaşırlar. İhtiyacı olan organlarımıza kan şekerini kullandırır, elde fazla kalanı depo eder. Böylelikle sağlıklı insanlarda gün içerisinde en geç 2 dakika içerisinde oluşan kan şekeri dengeyi kullandırılır, dengeye konulur. İnsülin direnci dediğimiz olay nedir? Özellikle iç organ yağlarımızdan dolayı işte kandaki şekeri pankreastan gelen insülinleri yine tutuyor ama bu yağlardaki bazı etkilerden dolayı o şekeri ihtiyacı olan organa vermekte zorlanıyor. Veremiyor. Yani şekeri kandan o organ içerisine yakıt olarak veremiyor insülin. Bunu bizim pankreasımız ne olarak algılıyor? Ben diyor herhalde diyor yeterli insülin üretemedim. Az ürettim. Daha fazla üreteyim diyor. Bu sefer kana daha fazla insülin gönderiyor. Bir müddet sonra o şekeri organa sokunca insülin ama bu sefer de fazla kanda şeker kalınca bu sefer normal olan şekerimizi daha da aşağıya düşürerek şeker düşüklüğüne bizi sokuyor ve biz sürekli bir tatlı yeme ihtiyacı, sürekli bir şey yeme ihtiyacı hissediyoruz. Bu da doğal olarak bizi negatif etkileyip daha fazla kilolanmamıza sebep oluyor. Bir müddet sonra yorulan pankreasımız içindeki insülin üreten tomurcukları, biz onlara hücre diyoruz, onları kaybederek klasik diyabet formatına giriyor. Yani sürekli ilaçların, insülinlerin kullanıldığı formata giriyor. O yüzden yaşamış olduğun o şeker düşüklüğünün sebebi mevcut insülinlerin etkisiz kalınca daha fazla kana insülin gelmesi, onun da şekerini düşürmesiyle alakalı. En azından bunu bilgilendirmiş olalım. Peki gelelim ameliyat durumuna. Ameliyata Evet. gelirken neler hissettin? Yani uçağa bindin ya da araca bindin, geleceğin zaman neler hissediyordun? Neler yaşıyordun? Kafandan neler geçiyordu? Yani iyi olur muyum? Bir şey olur mu? Ne olur? Ne düşündün? Bunları ben de Ne oldu? bilmiyorum. İlk defa. Yanlış anlamasınlar takipçiler, bunları ben de bilmiyorum. İlk defa ben de öğreneceğim. Evet. Şimdi ameliyat olmaya karar verdikten sonra aslında her yolu deneyen biri olarak biraz gözümü karartmıştım. Yalan değil. Ama tabii ki ameliyat olana kadar ameliyat sonrasındaki bazı süreçleri ne kadar araştırsanız da çok da yaşamadan idrak edemiyor insan. Ben ameliyattan önce bir sene boyunca hocam, hocamı da burada hani reklam olarak algılanmasın ama hani överek söylüyorum. Bir sene boyunca açıkçası ameliyat türlerini ve doktorları araştırmakla geçirdim. Ha, takip Çünkü ettin, araştırdın beni. Tamam. tabii. Ama işim araştırmak ya hocam. Tamam, Ondan haklısın. birazdan. Mutlaka araştırmak lazım.
Kesinlikle. Yani tabii ki bazı dediğim gibi hani artık belli bir noktaya geldikten sonra riskleri göze aldım ama yine de kör bir kuyuya atlamanın da çok da bir manası yok. Doğru. Her türlü noktayı düşünmek zorundayız. Riskleri de düşünmek zorundayız. Sizi araştırdığımda aslında önceliğim tüp mide denilen sleeve gastrectomy Evet, evet, sanırım. evet. Mide küçük Yanlış ameliyatı. söylemiyorum değil mi hocam? Evet. O ameliyat ile mevcut benim geçirdiğim operasyon olan gastrik bypass'ı Evet. kıyasını yaparak geçti bir sürem. Çünkü tüp mide ameliyatları biliyorsunuz çok popülerdi bir dönem ve o ameliyatlar olunduktan sonra birkaç sene içinde kilolar geri alınmaya başlanıyordu artık. Ve ben bundan korkuyordum. Aslında benim en büyük korkum buydu. Çünkü ben kilo veriyordum. Yani tiroid rahatsızlığıma kadar kilo veriyordum, geri alıyordum, veriyordum, geri alıyordum. O yüzden aynı şeyleri tekrar yaşamak istemedim açıkçası. Bıçak altına yattıktan sonra çünkü yeniden kilo alacaksam bunun ne anlamı var diye düşünüyor insan ister istemez. Tüp mide ameliyatının daha hani burada basit tabirle anlatayım, siz teknik anlatırsınız. Daha kolay bir ameliyat. İşte midenin belli bir bölümü alınıyor, dikiliyor. Daha kısa süren bir operasyon. Ama gastrik bypass daha riskli ve daha uzun süren bir operasyon. Yanlış hatırlamıyorsam 9'da girip 1'de çıkmıştım ameliyattan. Doğru. Daha komplike bir ameliyat, daha karmaşık bir ameliyat ve herkesin yapabileceği bir ameliyat değil. Bu ameliyatı yapabilecek doktorlara araştırdım açıkçası ve size ulaştım arkadaşlarımın vesilesiyle. Ameliyata gelirken dediğim gibi hani her yolu denediğim için ve şöyle bir şey vardı. Babamın bana rahmetli babamın bana söylediği şuydu. Sen eğer olursan halan kadar bile yaşamazsın. Çünkü çok iradesizsin diyordu. Evet ben iradesizdim. Hem avukat olarak yaşam tarzım, iş hayatımdan dolayı hani kötü yeme alışkanlıklarım vardı ve bozuk bir yeme düzenim vardı ve onun dışında da açıkçası çok iradeli bir insan değildim yeme konusunda. Ve bu hayır yemiyorum, su içiyorum yarıyor insanlarından değilim. Onu kabul etmiyorum. Yiyordum. Gayet de güzel yiyordum. size geldikten sonra bu korkularımın da etkisi oldu. Yani evet ben 40 yaşımı göremeyeceksem madem öyle ölüm riski de olabilir ya da farklı komplikasyon riskleri de olabilir. Ben bunu göze alıyorum deyip geldim. Ve sağ olun siz ekibinizdeki tüm arkadaşlar halen elinizi üzerimizden çekmiyorsunuz. Hepsiyle halen görüşüyorum. Diyetisyenim Hilal canım hala onunla haberleşiyoruz. Tahlillerimi yolluyorum, endoskopimi yaptırıyorum ve hani her sene sonuçlarını hep beraber gözlemliyoruz. Şu ana kadar da gayet iyi açıkçası sonuçlarım. Ameliyata girerken evet korkuyordum ama ölmeyi göze almıştım diye hani bu süreçte özetleyebilirim. Yani bu şekilde yaşamaktansa daha iyi bir yaşama imkanı var ise neden bunu denemeyeyim? Bu noktadaydım. Peki ben şimdi yine seyirciler tarafından sorular soracağım sana. Peki bu süreç içerisinde ameliyattan sonra ameliyat oldun. Oldum. Kaç 100 kilo günde? girdim. Şu an 50 kiloyum. Şimdi ameliyattan sonra kaçıncı gün ayağa kalktın? Ağrıların oldu mu? Kaçıncı gün sıvı beslenmeye başladın? Kaçıncı günde rahat oldun? Mesela kendini daha iyi kontrol edebilecek durumda, oturup kalkacak durumunda, daha konforlu durumda. Kaçıncı günde gördün? Çünkü ben şu anda doktorun olarak değil, tamamıyla bu alanda başkalarının sesi olmak noktasında sana soruyorum. Zaten bu platformu da bu yüzden kurduk ekibimizle. Biz hayatında değişim sağlayan insanlarla bu değişimi isteyen insanları bir araya getirerek birlikte empati yapmalarını sağlamaya çalışıyorum ki. Çünkü ben ne kadar anlatırsam anlatayım bu olmuyor. En iyisi birbirleriyle konuşarak o süreçleri nasıl geçirdiklerine bakarak birbirlerini motive edebileceği düşüncesinde o anlamda soruyorum sana. Yani ameliyat oldun, ameliyattan çıktın. Ameliyatını ben sana söyleyeyim. Tabii benim kameraya dokunduğum ve bitirdiğim saat 1 saat 45 dakikaydı. Tabii senin yukarı çıkıp indiğin saat farklı. Yani Evet. ameliyatın tam 1 saat 45 dakika sürdü. 2 saate yakın sürdü. Şimdi burada şuna değinmem gerekiyor buna gelmeden önce. Bu bilgiyi vermem lazım. Tabii sen gastrik bypass olarak istedin ama
Slim gastrektomi de olsa, gastrik bypass da olsa, hangi ameliyat olursa olsun aslında kilo verme anlamında bir farklılık yok. Yani metabolik sonuçlar anlamında ve kilo verme anlamında hem sleeve gastrektomi yani mide küçültme ameliyatı Türkçe konuşayım, diğeri gastrik bypass ameliyat arasında uzun dönem sonuçlarında yapılan çalışmalarda kilo verme yönünden bir fark yok. Mide küçültme ameliyatının en büyük avantajı fizyolojik bir ameliyat. Midenin 2/3'ü alınıyor. İştah sağlayan hormon devre dışında bırakılıyor. Daha küçük mide yapılıyor. Daha küçük gıdalarla doyma, daha erken doyma ve fazla yememenizi sağlıyor. Kısıtlayıcı bir ameliyat. Tabii burada yeme alışkanlıkları, yeni midemizin bize sağladığı yeme alışkanlıklarına devam etmemiz lazım. Yani küçük bir peynirle doyuyorsak orada bırakmalıyız. Üzerine ikinci bir peyniri koymamalıyız. Çünkü koyarsak zaten kusuyoruz. Eğer bunu sürekli yaparsak o zaman da küçük midelerimiz genişleyebiliyor. İlerleyen yıllara doğru yeniden kilo alma riskimiz var. Gastrik bypass'ta da yine bu risk var. Ama biraz daha az. Niye az? Çünkü gastrik bypass operasyonunda sadece kısıtlama yapmıyoruz küçük mideyle. İnce bağırsağın da belli bir kısmını işlem dışında bırakıyoruz. Ama burada da sizlere vitaminler hediye ediyoruz. Diyoruz ki ömür boyu vitamin kullanacaksınız. Yani ömür boyu vitamin kullanacaksınız. Bazı endoskopik işlemler sizde kısıtlanıyor. Yani baktığımız anda aslında şu mesajı verebiliriz. Her iki ameliyat kilo verme yönünden farkı yok. Sadece fark ameliyattan sonra beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmememiz. Yani siz ilerleyen yıllara doğru aşırı bir stres geçirebilirsiniz ve bunu yemeyle çözmeye çalışabilirsiniz ya da başka şekilde. Eğer bunu yapmazsak hem sleeve gastrektomi yani mide küçültme ameliyatında hem bypass ameliyatında hastalar sağlıklı kilolarını sürdürebiliyorlar. Tabii sleeve gastrektomi dediğim gibi çok fazla vitamin ihtiyacı yok. Daha konforlu. Endoskopik girişimlere müsaade eden bir ameliyat ve her türlü diğer ameliyat yöntemlerine çevirebiliyoruz. Yani şu mesajı vermeyelim sakın. Doktor olarak söylüyorum. Sen tabii bundan fayda gören biri olarak. Yani sleeve gastrektomi ile gastrik bypass ameliyatı anlamında kilo verme Tabii bu yönünden fark yok. benim tercihim. Evet, Bu kilo benim verme yok. tercihim. Kilo verme yönünden fark yok. Sadece ameliyattan sonra beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğimiz anda gastrik bypass biraz daha sizi koruyucu. Bir de hastaların daha farklı problemleri varsa onlara da etkili. O yüzden hiçbir fark yok. Diğer bir noktayı söylemem gerekiyor. Tabii obezite ameliyatları şu bilgiyi vermemiz lazım. Yani obezite ameliyatı oldum. Her şeyi kafama göre yiyeceğim. Kilomu muhafaza edeceğim. Böyle bir ameliyat teknolojisi daha geliştirilmedi. O yüzden Zaten yiyemiyorsunuz da evet aslında. obezite ameliyatı Yani vücut onu uyarıyor. obezite ameliyatı olsanız da o ameliyatın amacı sizin yemelerinizi azaltmak. O yemelerinizi mekanik olarak azaltıyoruz. Siz de o azalmaya uymanız gerekiyor. O yüzden buradan ne çıkıyor? Ameliyat yöntemini tabii hastalarımızla konuşmamız lazım. Hastaların istekleri önemli. Hastanın yaşı, beslenme alışkanlıkları, ek hastalıkları ve fiziksel aktivitelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siz yeme alışkanlıklarını değiştiremeyecek olan bir insana bir mide küçültme ameliyatı yaparsanız başarı sağlayamazsınız. O yüzden bunlar da önemli. Yeri gelmişken bunları da anlatmış olalım. Şimdi biz de şundan bahsetmeni istiyorum. Bizi dinleyenler açısından. Ameliyat oldun, gözünü açtın. Ne zaman ayağa Evet. kalktın? Birinci gün ne yaşadın? İkinci gün ne yaşadın? Üçüncü gün ne yaşadın? Giderken ne yaşadın? İşte sana bir liste verildi, diyet listesi verildi. Bunları evinde Evet. alışabildin mi, uygulayabildin mi? İşte avukatlık mesleğine ne zaman sonra rahat başladın? O meslek uygularken arada bir o verilen listeler içerisindeki uyumları nasıl sağlayabildin? Bir müddet sonra alışkanlık haline mi geldi yoksa kendiliğinden mi bir alışma oldu vücudunda? Onu bize istersen daha doğrusu izleyenleri bir anlat. Şimdi birinci günden başla. Ağrın var Birinci mıydı? günden başlayalım. Evet, ameliyattan çıktık Objektif tabii ki. şekilde, objektif şekilde hiçbir şey Tabii ki. yok. Tamam. Tabii, hocam var diye değil. Tamam, aynen öyle. Şimdi ameliyattan çıktıktan sonra tabii vücudumuzda bir sürü yani yine teknik konularda hocam devreye Hiç teknik girersiniz. Hani konular değil. Sen alet sadece edine yaşadıklarını, yok yok hissiyatını. yani onların verdiği acıları falan hani söylemek istiyorum. Hani çok kısa süreli işte vücudumuza takılan alet edevattan dolayı bir hani yorgunluk olabiliyor, ağrı sızı olabiliyor ama ben
Yaklaşık ikinci gün, üçüncü gün falan ayağa kalkmaya başlamıştım. Ama tabii ki hani siz hem şehir dışından geldiğim için de bırakmadınız. Bir hafta kadar kaldım hastanede kontrol altında. Bir de ben nazlı bir hastaydım. O yüzden de hani beni hani çok da hani böyle tek bir örnek olarak almamak lazım. Hani bazı şeyler beni normalden daha fazla etkiledi. Mide bulantıları örneğin. Onlar çok yoğun yaşadım ama bu dediklerim 2 hafta içinde toparlanıp geçti. Bunu işte tuvaletime çıkabildim birkaç gün sonra hemen. Yani vücudun fonksiyonlarını çok çabuk yerine getirmeye başladı. Bir haftanın sonunda 10,5 kilo vermiştim. Onu hemen söyleyeyim çünkü aslında insanlar bunu çok merak ediyorlar daha çoğunlukla. Bunu görmek de tabii ki mutlu ediyor insanı. Siz bana antigastrit ilaçları vermiştiniz. İlaçlar bir mide bulantısı yapmıştı, iğneye çevirmiştik. Daha rahatlatıcı olmuştu. Onları kullandım Samsun'dayken ameliyat olduğumda. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'a 12 gün sonra falan dönmüştüm. Samsun'dayken o antigastrit iğnelerini oldum. İşte yürümeye de yani dışarıda dahi yürüyüşe çıkmaya bir haftayı geçtiğinde 8. 9. günde çıkabilmiştim açıkçası. Yani İstanbul'a döndüğümde de 2 hafta dinlenip duruşmalarıma gidebilmeye başlamıştım. yani Öyle şunu söyleyeyim, toplam söyleyebilir bir miyiz, hafta. yani ameliyattan sonra tabii ki ufak tefek ağrılarımız oluyor. Bunun için sizlere ağrı kesici veriyoruz. Mide bulantılarımız olabiliyor. Bunun için bir de bireysellik fark ediyor. Bazımız hiç mide bulantısı yaşamıyor. Bazımız biraz daha ağrımız az. Bazımız biraz daha fazla, ama nihayetinde bunlar dışarıdan vereceğimiz ilaçla düzelebilen problemler. Evet. Çabucak da geçti. 2 haftanın içinde Birkaç gün kapanır. içerisinde biraz daha anestezinin yükünü atıyoruz üzerimizden. Biraz daha kendimizi daha iyi toplayabiliyoruz, daha iyi kontrol edebiliyoruz. Bir hafta içerisinde normal hayatımız içerisinde normal Yürüyüş yapabiliyoruz. yürüyüşlerimizi Peki. yapabiliyoruz. Evet. Ve normal 2 hafta içerisinde de normal hayatımıza geçebiliyoruz. Peki Evet. biraz bu ameliyattan sonra tabii beslenme düzenin nasıl oldu? Mesela eskiden yiyordun, şimdi bir şey yiyince ne oluyor, ne hissediyorsun? Evet. Ya da ilk Şimdi zamanlarda ne hissediyordun? ilk ameliyat olduğumda hocam tabii ki yılların verdiği bir yeme alışkanlığı, yeme bozukluğu insan yine de yemek yemek isteğine yöneliyor. Yani her ne kadar vücut onu istemese de işte bir lokmayla ya da işte bir kaşık ayranla bile doyabiliyorken vücudumuzu alıştırdığımız için belki zihnen de hani ona endekslendiğimiz için kendimizi ona endekslediğimiz için belki de o yüzden hem yani çok yemek yemem gerekiyor gibi bir algım vardı ve kendimi zorluyordum ve açıkçası o kusma yapıyor ve bulantı yapıyor ve sizi o noktada durduruyor. İşte vücut kendini uyarıyor dediğim işte onlar. Yani siz ne kadar yemek isteseniz de vücut hayır yiyemezsin diyor. Çünkü artık bitti diyor. Yani ben bu ameliyattan sonra buna izin vermiyorum. İşte bunu kusmalarla işte tükürük salgılayarak boğazınızda düğümleyip aşağı indirmeyerek sizi zorlayarak o uyarıları, ikazları veriyor size. Ondan sonra ben tabii ki bunu fark edince azalttım ama yine de eskisi gibi olmuyor. Açıkçası 4 yıl bitti, 5. yıldayım. Daha ancak adapte oldum. Yani bunu ancak kabullenebildim. Ne yapıyorum? İşte ufak yemek yiyorum. Mesela sofraya yemek geldiğinde bile doyduğumu hissettiğim an bırakıyorum. İster 3 lokmada doyayım, ister 5 lokmada. Sonra yarım saat sonra bir daha acıkıyorum. Yine aynı 3 lokma, 5 lokma yine yiyorum. Yani kendimi o şekilde adapte ettim. Vücudum ne zaman acıktığını ve ne zaman doyduğunun sinyalini bana veriyor. Ve ben bu sinyalleri uygulamak, birebir uygulamak zorundayım. Yani bunun aksini yaptığımda da zaten daha farklı hani semptomlar gösteriyor. En büyük yaşadığım hocam, ben bunu söylemek istiyorum. Ben bir kola bağımlısıydım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Ve senelerce ameliyat olduktan sonra da bırakamadım açıkçası. Ve 4 aydır içmiyorum. Hiç canım istemiyor. Ve ben kola içtiğim dönemde siz söylersiniz dumping sendromu diye bir sendrom geçiriyordum.
Ve dumping sendromuyla işte taşikardi başlıyordu, kalp çarpıntısı başlıyordu ani, işte şekerim düşüyordu bir anda. Bunlar tamamen hayatımdan çıktı. Belki bir böyle dalgalanma oluyor, birkaç kilo alıyoruz veriyoruz bu dönemde. Onları da verdim. 100 kilo girdiğim ameliyattan sonra şu an 50 kiloyum. Çünkü birkaç kilo aldığım bir dönem olmuştu, 4-5 kilo. Onları da verdim. Ama hiç sıkıntı yaşatmıyor bana. Bu şekilde adaptasyonunu sağladım. Bu benim artık yaşama biçimim oldu. Ben çabuk doyuyorum, çabuk acıkıyorum. Yiyorum, az yiyorum, bırakıyorum. Acıktığımda yine hani birkaç lokma alıyorum ve hani bu şekilde kendime bünyemi alıştırdım. Ve şu an kolayı da bıraktıktan sonra ağrım, sızım, işte çarpıntı problemim, şeker düşme problemim hiçbir şeyim yok. Vitaminlere gelince Öncesine vitaminlerle bu şimdi sıkıntılık var ama. Emel biraz ara vereceğiz. Seni de dinlendirelim. Çünkü birkaç Tamam. soru var. Onlara önce birinci soru sana söyleyeyim. Önce şuna da cevap vermeni istiyorum. Hayatını olumsuz etkileyen iseller yaşadın mı? Hayatımı olumsuz etkileyen İseller, isel problemleri ameliyattan tabii sonra. dönem oldu. İsel problemlerim oldu. Kabızlık problemlerim oldu. Bunlar kendimi yemeye zorladığımda ya da hani yememem gereken yani vücuduma zararlı olan şeyleri yemeye zorladığımda eskiden ameliyattan önce yiyordum. Sadece bana yağ olarak dönüyordu ve sonrasında devam problemleri. Ama bu sefer daha farklı problemler, daha farklı sinyaller verdiği için evet yaşatıyordu. İshal, kabızlık bunları da yaşıyordum. Hayat kaliteni bozdu mu bunlar? Hayat kalitende ameliyat bir olumsuzluk yarattı mı yoksa hayat kaliteni arttırdı mı? Yani %1 milyon Evet, arttırdı. tamam. Şimdi bir soru geldi. 50 kiloya kadar 50 kiloya ne kadar sürede verdin? Yani daha doğrusu ameliyatta 100 kilo girdin. 50 kiloya ne kadar düştün? Kaç yıldır bu kiloda devam ediyorsun? Şimdi 100 kilo girdim ameliyata hocam. Dediğim gibi 10 gün içinde 10,5 kilo vermiştim. Tamam. Sonraki birkaç ay içinde 20 toplamda 25 kilo verdim. Tamam. Sonra 2 ay kilo vermem durdu. Tam Tamam. 2 ay. Hatta o ara sizinle çok irtibat kurdum. Korkularımı Korktun. söyledim. Hocam dedim acaba kalacak mı? 73 kiloyum. Yani ben bunun için mi ameliyat oldum ki? Hani yani hani 50'lere falan düşeceğimi düşünüyorum. Çünkü yaptığım kafamdaki hesaplamalar. Hocam hani siz de dediniz yani bu bir dinlenme süreci. Vücut kendini dinlendiriyor. Bir süre sonra tekrar kaldığı yerden devam edecek. Nasıl diyet yaptığımızda o diyetleri alışkanlık olduğunda bir süre sonra duruyor. Vücut dur diyor. Yani ben alıştım bu yeme sistemine ve şu an vermiyorum kilo diyor. Aynı şeyi ben ameliyat sürecinden sonra yaşadım. 2 ay bekledikten sonra da 55-56 kiloya kadar düştüm. Sonra işte 50-55 arasında gitmeye gelmeye başladım. Bu kilo alıp verme kısmı birkaç kiloyla sınırlı kaldı. Kola içmeme rağmen, sağlıksız şeyler yemeye devam etmeme rağmen ama bu tamamen metabolizma ile ilgili ama bu şey değil. Hani yani sürekli hani o tarz şeyler yedim değil. Zaten vücut size yedirmiyor. Bir noktadan sonra yine dur diyor. Yine kusarak bulantılarla sizi uyarıyor zaten. Ama yine de onları yemekten de kendimi geri bırakmadım. Yalan söylemeyeyim. Ne zaman kolayı bıraktım hocam? 50 kiloyum. Tabii bir dönem yani babamı kaybettiğim dönemde bir 7-8 kilo verdim. O hani beslenme Üzüntüler alışkanlığı herhalde. etkiliyor. Evet. Onun da etkisi oldu. Yani o şöyle söyleyebilirim. Ameliyattan sonra 6 ay içinde bütün kilolarımı verdim. 2 aylık durma periyodu ile 20 yani 25 bir verdim. Durdu 25 bir verdim. Birkaç kilo alıp verdim. Sonraki 4 sene boyunca. Şu an 5. senemin içindeyim. 4 sene bitti. Ve kolayı bıraktıktan sonra bunu net şekilde söylüyorum. Bunun adını siz benim kola, başkası çikolata koyar, başkası işte tatlı koyar. İçinde şeker olan şeylerden bahsediyorum aslında. Evet. Benim hayatımdaki adı kolaydı. Bunu bıraktıktan sonra da şu an tam tamına 50 kiloyum.
Almıyorum, vermiyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Taşikardi problemim kalmadı. Dumping sendromu katiyen yaşamıyorum. Ani şeker düşmelerinden tatlı mı yesem, tuzlu mu yesem gibi böyle karmaşık bir hani zihin yapısına sokuyordu. Biraz insanlara garip gelecek ama aynı anda dumping sendromuna girdiğimde aynı anda hem tatlı hem tuzlu yiyip kendimi hani düzeltmeye çalışıyordum. Hani artık nasıl başarabileceksem. Onların hepsi tamamen bitti. Yani şu an 50 kiloyum yaklaşık 4 senedir birkaç kilo alıp vererek koruyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ameliyattan sonra 6 ayda bütün fazla kilolarını verdin, ideal kilolarına geldin ve yaklaşık olarak da nereden baksan 4 yıl, 5. yıla giriyorsun. Bu ideal Evet. kilolarında aynen 3 kilo alıyorsun, 2 kilo veriyorsun ama standartta ideal kilolarını muhafaza ettiriyorsun. Ben bu Evet. arada dumpingle ilgili söyleyeyim. Tabii gastrik bypass operasyonlarından sonra dumping nadir de olsa görebildiğiniz bu durum. Bu dumping aslında hastanın kendisi yaratıyor. Çünkü aşırı şekerli yediği zaman bu aşırı şekerler direkt ince bağırsağa girdiği anda hemen pankreastan insülin uyarısı geliyor ve şekeri düşürüyor. O yüzden hastalar için aslında koruyucu, sizi şekerli gıdalardan uzaklaştıran bir kontrol mekanizması. Ama bu çoğu hastada ek bir şey gerektirmeden sadece beslenmenizdeki basit karbonhidratları çıkarmayla da düzelebiliyor ki sende de düzeldiği gibi. Çok insanda da görmüyoruz bunu ama dediğin durum nadir de olsa görebildiğimiz bir durum. Peki bugün bu ara yani kola dışında tatlı yiyor musun? Onu söyleyeyim. Kola dışında mı? Ya Mesela bir atıyorum baklavaydı ya da sevdiğim ne bileyim keşkül ne bileyim profiterol ne artık sen ne seviyorsan yiyor musun kendim mesela? şöyle söyleyeyim. Kendim evde puding yapıyorum. Hazır puding almıyorum. Tamam. Ondan küçük bir kase arada yiyorum. Ama Tamam. işte hani ayda bir defa falan yediğim oluyor. Ya da işte iki dilim baklava. Zaten çok aram yoktur şerbetli tatlılarla ama kendimi kısıtlamıyorum ama beni bunaltacak oranlara çıkarmıyorum hiçbir zaman tatlı ihtiyacımı. Yani Şekerli şöyle söyleyelim, ihtiyacımı. senin vücudunun sana olan komutlarına uyuyorsun. Yediğin gıdalar sende doygunluk hissi yarattığı anda bırakıyorsun yemeni. Bırakıyorum. Çünkü ameliyat senin beyninde de uyarıları yaratıyor sende. Artık emel diyor sen yedin bu yediğin miktar senin şu andaki kilona, vücuduna faydalı ve yeterli. Sen fazlasını yapma diyor sana. Zaten normal hayatımızda da hani bazı insanlar diyor ya ben diyor diyet yapacaksam diyor hocam diyor bu ameliyatı niye oluyorum? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Sen bu ameliyatı şundan dolayı diyorsun. Sen diyet yaptığın zaman evet kilonu veriyorsun ama sonradan yeme alışkanlıklarına döndüğün zaman ki dönebiliyorsun. Mide kocaman, iştah merkezimiz beynimizde. Normal hayatına döndüğün anda işte o verdiklerini tekrar geri alıyorsun. Geçmişte senin yaşadığın gibi. Ameliyatların buradaki faydası senin yemelerini azaltıyor. Sen istesen de yedirmiyor sana. Zaten bunu hastalık derecesinde yapan bir insansan zaten biz hastalarımız o yüzden hani psikiyatri doktorumuzla görsün diyoruz. Acaba hastanın beslenme alışkanlıkları bulimiya dediğimiz böyle aşırı yeme her şeyi yerim ben tarzında mıdır? Bu psikolojik midir? Yoksa doğal seride hepimizin ya iştahım geldi biraz yedim hoşuma gitti daha fazla yiyeyim noktasında mıdır? Bunların mutlaka ayırt edilmesi gerekiyor. Şimdi Tabii. izleyicilerden birkaç soru bana gelmiş onu sorayım. İştah hormonu tekrar oluşuyor mu? Sayın izleyenler, bizi takip edenler, iştah merkezimiz beynimizdedir. Bizim beynimiz iştahı yaratır. Biz istediğimiz kadar mideden, başka yerden iştahımızı azaltıcı işlemler yapalım. Beynimiz iştah merkezini üretir. O yüzden iştahın kontrolünü, evet azalıyor iştahlar bu ameliyatlardan sonra ama yine de beynimizdeki iştah merkezini çıkarmadığımız için siz kontrol etmek zorunda. Emel Hanım'ın dediği gibi de acık bir şey yediniz, doyduğunuzu hissettiniz ama gözünüz kalıyor. Ama şunu demelisiniz kendi kendinize. Ben doydum artık yemeyeyim demelisiniz. Çünkü sizin için sağlıklı olanı vücudunuz komut olarak size veriyor. Aslında bizim vücudumuz bize çok komut veriyor. Yani biz acıktığımız zaman yersek zaten sorun yok. Ama biz sanki rutinde görevmiş gibi sabah yiyoruz, öğle yiyoruz, akşam yiyoruz. Bir arkadaşımızla Porsiyonlarımız çok büyük hocam. evet, bir Porsiyonlarımız da arkadaşımızla çok büyük. bir yere gidiyoruz. O bir şey davet ediyor. Sanki yemek zorundaymışız gibi de onu yiyoruz. Yani aslında o anda acıkmadık. Vücudumuz bize sinyal göndermedi. Yani bize açlık sinyali göndererek Muzaffer Al, Emel Şen yer, sen git yemek ye demedi bize. Biz şu anda tokluğumuz var ve vücut hiçbir ihtiyaç hissetmiyor. İşte biz bunları yanlış yaptığımız için
O fazla aldığımız kaloriler yağ olarak bize depolanıyor ve başka hastalıklar oluşturuyor. O yüzden aslında vücudumuzun komutlarına uymak lazım. Aslında senin şu anda başardığın, evet biz gıdaların miktarındaki azlığı yapmış olduğumuz ameliyat sağlıyor. Yediğin gıdaların sana kalori olarak dönmesini azaltıyor ama sen de o komutlarına uyuyorsun. Bu güzel bir şey. Şimdi onunla ilgili bir soru vardı. Tüp mide ameliyatlarından sonra yeniden kilo alınabilir mi? Her türlü ameliyattan, her türlü obezite ameliyatından sonra eğer beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz, bu izleyicime söylüyorum, beslenme alışkanlıklarını değiştirmezseniz, eski alışkanlıklarınızla beslenme yapmaya başlarsanız yeniden kilo alma riskiniz var. Bunu önleyecek bir ameliyat yöntemi de yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şu ameliyat daha iyidir, şu ameliyat daha kötüdür, tartışmıyoruz burada. Sözlerime çok iyi dikkat edilsin. İster mide küçültme ameliyatı olun, ister gastrik bypass olun, kilo verme yönünden eşit, hiç uzun vadedeki çalışmalarında bir fark yok. Önemli olan o ameliyatın size sağlamış olduğu beslenme alışkanlıklarına bundan sonraki ameliyattan sonraki yaşantınızda da uymanız gerekiyor. Bunu ister gastrik bypass ameliyatında, işte Emel Hanım'ın dediği gibi ben şuna alıştım vücudumun komutlarına, hemen beni doyuruyor. Çok fazla o anda doyduğum anda yemiyorum ama acıktığım anda da yiyorum. Ama yerken de şu an görüyorum hocam. ya Dondu biraz ekran. bazen şöyle söyleyeyim hemen. Başta da söyledim ya, internette bazen gitmeler gelmeler oluyor. Artık Tabii. alışacağız buna. Herkes Bir de evde çünkü. yoğun yani herkes Evet. program yapıyor, Evet. internet kullanıyor normal Hep öyle. Herkes öyle. Artık yapacak bir şey yok. Sosyal hayatımızda bu hali. var. O yüzden beslenme alışkanlıklarına devam ettiğimiz süre içerisinde ister tüp mide ister gastrik bypass'ta uzun süreli kontrol sağlayabiliriz. Bunu değiştirdiğimiz anda her iki ameliyattan da kilo alma risklerimiz var. Ama gastrik bypass'a bu biraz daha az ölçüde. O yüzden beslenme Hocam ben bir alışkanlıklarında ufak bir şey söyleyebilir miyim burada? tabii ki, tabii ki. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben gerçekten iradesiz bir insandım yemek yeme konusunda. Yani insanlar şundan korkmasınlar. Bu bir diyet değil. Yani vücut zaten sinyali doyarak yolluyor size. Yani doyduğunu söyleyerek yolluyor ve yemiyorsunuz. Buna uyduğunuzda işte benim annem mesela çok sağlıklı bir insandır. Çok zayıftır. Oldum olası. Az az sık sık yer. Ara öğünleri vardır. Vücut size ameliyattan sonra bu kaliteli beslenme biçimini o sinyallerle veriyor ve sağlıyor. Önemli olan o komutları dinlemek ve gerçekten zor değil. Doydum ve bırakıyorum dediğinizde halloluyor. Peki vitaminsel çok fazla sorun yaşadın mı? Yani eksikliği dışında Evet. vücudunda herhangi bir şeyini gördün mü? Çünkü gastrik bypass ameliyatında sayın izleyenler A, D, E, K vitaminlerini otomatik olarak devre dışına koyuyoruz. Emilim alanı Evet. orada olduğu için ve Emilim buna yok neredeyse diye. bunu Emel'e de söylediğimiz gibi bütün hastalarımıza söylüyoruz. Peki sen bu konuda hani çok fazla seni yoran bir olumsuzluk yaşadın mı bu vitaminlerle ilgili? Tabii bunun takviyesini alıyorsun ama. Şimdi tabii yani vitamin konusunda çok iyi bir örnek değilim. Onu söyleyeyim. Ama alınmalı mı? Evet, alınmalı. Alınmalı Şimdi Emel Hanım. ben yani şimdi Alınmalı. ben Sürekli bu alınmalı. B12 şimdi hocam burada objektif konuşmak lazım dediğiniz için söylüyorum. B12 eksikliği yaşadığım dönemler oluyor. Dönem dönem hissediyorum bunu. Ama bu tamamen bunlara riayet etmediğim dönemlerde o dönemlerden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Ama vitamini kullandığınızda şöyle bir şey, yani insan şöyle bir algıda oluşuyor. Şu an gerçi öyle korkularım yok, sağlıksız beslenmediğim için. İşte vitamin kilo aldırıyor, vitamin iştah arttırıyor gibi korkular da verdiği için size bir taraftan. Ya acaba kullanmasam mı? Hayır. Hilal bizi dinliyordur. Bana hani mutlaka diyor yani vitamini eksik etme. O seni koruyucu. Yani o bir takviye ve senin bu süreci daha rahat geçirmeni ve eksikliklerini bazı şeylerin hissetmemeni sağlayacak. Çünkü eminim çok az ve bazı şeyleri takviye olarak almak durumundasınız ki zaten ameliyata girerken bunları zaten söylüyorsunuz. Ama dediğimiz gibi riayet edip etmemek biraz bize düşen bir sorumluluk. Ben çok iyi bir vitamin kullanıcısı değilim. Bunun eksikliklerini yaşayacağımı zaten Hilal söylüyor bana her seferinde. Ama vitamin kullandığım dönemler
Zihinsel olarak daha rahat hissediyorum. Nasıl zihinsel olarak? Hafızamda bazı şeyleri daha iyi koruyorum. Çünkü avukat olduğum için hani bu benim için çok önemli. Hani bu ezber mekanizması. Ve onun yokluğunu yaşatıyor vitamin eksikliği. O yüzden her gün düzenli bir vitamin almak önemlidir arkadaşlar. Bunu eksik tutmayın. Hayatınızdan çıkarmayın lütfen. Özellikle gastrik Buyurun. bypass, hani sleeve, yani Evet, burun sleeve özellikle değil ama gastrik gastrik bypass. bypass'a bunu Evet. ameliyattan önce biliyorsun sana söylemiştik. Evet. Bütün uyarılarımızı vermiştik ama maalesef Evet. dünyanın her yerindeki hastalarım da öyle. Almanya'dan iki hastam vardı. İkisi beraber gelmişlerdi. Sonradan arkadaşlar görüştüğü zaman hocam dediler, uyarıyoruz ama vitaminleri almıyorlar. Yani en azından siz konuşun diye. Ben kendileri aradığı zaman Yapıyor hocam. evet. Unutkanlık yapıyor. Ben onlara söyledim, yani Hı-hı. vitaminleri alacağınızı söylemiş miydim? Evet, söylemiştiniz. Niye? Ya unutuyoruz falan. Ama ben şunu anlıyorum ki, ben sizden şunu görüyorum. Yani her ne kadar ABK vitaminleri eminim dışında olsa bile bu ameliyatta, gastrik bypass'ta, galiba siz o vitaminlerin eksikliğini gündelik pratikte çok fazla yaşamıyorsunuz. Ya da Aynen hani hocam. tahlilsel olarak belki biraz hafif düşük bulabiliyorsunuz ya da biraz vitaminlerini alınca yükseliyor, normale geliyor ama çok pratiğinizde bunu yaşamıyorsunuz. Aslında şöyle bir şey, dünyada da yapılan çalışmalarda, hele ülkemiz açısından, özellikle demir ve D vitamini normal sağlıklı gördüğümüz insanlarda da eksik. Hele obezlerde daha fazla eksik. Ama yine de vitamini şöyle düşünelim, sizler için özellikle. Biliyorsun bu koronavirüs dönemlerinde bile ne gündeme geldi? D vitamini ve C vitamini, immün sistemi. Çünkü bazı vitaminler vücutta üretilmiyor. Siz onu günlük Üretilmiyor. almak, günlük almanız gerekiyor. O günlük almanız gereken vitaminleri de eğer gıdadan yeterli miktarda alamazsanız da bazen eksikliğini görebiliyoruz ama ben hastalarımdan şunu görüyorum, kendi hastalarımdan, özellikle gastrik bypass'ı seçen obezite hastalarından genellikle problem yaşamıyorlar. Enteresan şekilde yaşamıyorlar. Yani literatüre baktığımız anda literatürde vitaminsel çok fazla problem konuşuyoruz. Konferanslarda, konuşmalarımızda çok fazla bunları konuşuruz ama genellikle hastaların demek ki burada şu çıkıyor ortaya. Eğer hasta biraz bu konuda bilinçliyse, ne yapması gerektiğini, hangi gıdaları ne oranda almasını gerektiğini biliyorsa, bazı olumsuz gördüğümüz şeyler hastada olumsuz seyretmiyor ya da biz onu olumsuz olarak hastada görmüyoruz gibi geliyor. Şimdi Hocam bir şöyle bir şey söyleyeyim. Ben belki Karadenizli olmamızın etkisi çok fazla sebze tüketen bir ailede yaşıyorum ve meyve tüketen. Dediğiniz gibi belki bu az az sık sık yeme olaylarında sebze ve meyveyi bolca öğünlerimde yer verdiğim için belki de yaşamıyor olabilirim. Hani o yani sadece sizin söylediklerinizden çıkarımlarım bu. Çok sağlıklı besleniyorum. O konuda çok iddialıyım. Kolayı da bıraktıktan sonra bunu net olarak söyleyebiliyorum. Çok sağlıklı beslendiğim için evet belki de çok etkilemiyor. Normalde çünkü bize söylediğiniz bu özellikle hani takviye olmadan vücudumuzun üretemediği bazı hani şeylere vitaminleri dışarıdan almamız gerektiği durumlarda çok eksiklik yaşayabileceğimiz ama gerçekten böyle ara sıra hani hafıza ile ilgili hani hatırlayamama ya da geç hatırlama dışında böyle çok büyük problemler yaşamıyorum bu süreçte. Peki şunu soracağım sana. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Alışveriş yapmaktan mutlu musun şu anda? Alışveriş yapıyor musun? Bütçen herhalde zorlamıştır. Yani alışveriş yapıyorum, defile yapıyorum. Defile de Her yapıyorsun. şeyi yani mini defile, ya yani kendi çapımda o anlamda söylerim ama şey çok mutluyum. Çünkü şu an XS bedenim. Hatta siz hocam ilk ameliyat olmadan önce bana şöyle söylemiştiniz. Çok kilo verebilecek miyim? Çünkü tüp mide ameliyatlarında hani çok kilo vermek işte noktasında belli işte çok fazla hani benim hayalimdeki o kilo vermeler o oransal olarak yok. Bana şöyle söylemiştiniz. Çok kilo vereceksin. Hatta o kadar vereceksin ki hocam bana tekrar hani ben kilo almak istiyorum diyeceksin demiştiniz. Ama şunu net söylüyorum. O konuda halen de öyle düşünmüyorum. İlk ses giyiniyorum. Hiçbir zaman kilo almak ya da işte hani birkaç kilo alayım gibi bir derdim olmadı. Hani ne kadar küçülsem hani o kadar mutluyum. Hani şimdi şeyindeyim şu an hissiyatındayım. Alışveriş büyük keyif. Her şeyin olması bütçenize de büyük kolaylık ve rahatlık sunuyor. Çünkü her yerde
vücudunuza göre kıyafetler bulabiliyorsunuz. Eğer hani merak edilen buysa. Evet, onlar Uygun. insanlar merak ediyorlar. Acaba şimdi şöyle, Evet. tabii ki tabii biz sağlık yönünden bakıyoruz çünkü obezite bir ciddi hastalık. Ama tabii Tabii ki. hanımefendiler, beyefendiler genellikle bazen hepimiz öyle değil miyiz? Yani alışverişe gittiğimiz anda biraz kilolarımız fazla olduğu zaman kıyafetin ya omuza oturmuyor ya göbeğe çıkıyor ya basenlerde sorun çıkıyor. O kıyafet almak istemiyoruz. Halbuki vitrinde manken üzerinde gördüğümüz anda bize mükemmel geliyor kıyafet ama içeride kendi üzerimize oturttuğumuz anda biz bu sefer beğenmiyoruz. Güzel ülkeleri insanın doğasında vardır yani güzeli sevmek. Güzel bir şey insanda oturduğu zaman insan daha mutlu, pozitif hissediyor kendini. Çevresine daha iyi bir pozitif enerji yayıyor. Bu anlamda güzel. Yani tabii ki biz sağlık yönünü ilgilendiriyoruz. O bahsetmiş olduğum konuda tabii ince bağırsağımızın, geride kalan ince bağırsağın vücudumuza adaptasyonu gerekiyor. Genellikle adapte oluyor. Benim kendi pratikteki tecrübem genellikle ameliyat sonrası dönemi çok iyi algılayan, bu dönemlerde beslenmelerini güzel tutan, kendine iyi bakan, kendini iyi tanıyan hastalarda hiçbir problemi görmüyoruz. Şu ana kadar da görmedik hiçbir hastamız, onu söyleyebilirim. Yine bir hastam mide ameliyatı oldum. 6. ayıma girdim. 101,5 kiloyla ameliyat oldum. 66 kiloyum. Şu anda dinleme döneminde miyim? Evet. Aynı durum. Çünkü düşünün ki bizim ameliyatlardan sonra bizim vücudumuz bir müddet sonra yeni duruma adapte olmak zorunda. Zaten böyle bir durum olmazsa düşünsenize ameliyat oldunuz otomatik olarak o kilodan ta Sürekli aşağılara doğru söylüyorum. iniyorsunuz. Bu Yani. sağlıklı bir durum değildir. Bu kabul edilebilir bir durum da değildir. O yüzden vücudumuz belli zamanlarda bunu kontrol eder. Olması gereken ideal noktada da onu tutar. Bunu da korumak size ait. Siz onu Evet. koruyacaksınız diye söylemek istiyorum. Hocam, bu sarkmalarla ilgili de söyleyeyim mi? Evet, Yani soru lütfen. var Evet, mıdır evet. bilmiyorum ama onu da Evet, çok var. merak ediyorlar çünkü. Evet. Şimdi ben 36 yaşındayım. Ameliyat olduğumda 31 yaşındaydım. Belki gençliğimin etkisiyle hani çok fazla sarkma problemi yaşamadım. Ama tabii ki böyle ufak tefek vücudunuzda derinizde esnemeler oluyor. O da Evet. yine her vücuda göre değişir. Bir de her kiloya göre de değişir. Çünkü sizle konuştuğumuzda hatırlıyorsanız hocam, bir tane Osman Bey vardı. Bir Evet hastanız. Osman. Onun omuzları yatağa sığmıyor diyordunuz. Hani öyle 180 hastalarım var. Osman 185 Evet. kiloydu. Buradan hatırlatayım Evet. 185 kiloydu. Hatta 190 kiloydu. Evet. Evet. Yatağa sığmıyordu o. Hatta asistanlarınız bile demişti, hastalarınızın içinde en zayıflardan biriydim. Belki bunun da etkisi var. Her vücut farklı işler kendi içinde. Ben 50 kilo verdim. Ben kemikli bir vücuda sahip değilim. Hatta siz söylemiştiniz bana, yani evet sen zayıfsın, hastalarımın içinde zayıf olanlardansın ama ben ameliyatı kapalı ameliyat yaptık. Yani dışarıdan aletler vücuda sokularak ve onları karnında hareket ettiremedim. Çünkü karın bölgem, onu da hani siz söylersiniz hocam merak edenler için, böyle karın bölgemde toplanmıştı bütün kilom ve yani karın bölgendeki yağlar yüzünden hareket ettirmekte çok zorlandık ameliyat esnasında. Zayıf, yani hastalarınızın içinde zayıf olanlardan olmama rağmen. Ben dediğim gibi hani 50 kilo verdim ama herkes farklı verir ya da çok kilosu olan daha çok verir ve o yüzden de o sarkmalar fazlalaşabilir herkesin vücudunda. Ben çok fazla yaşamadım. O yüzden ardından bir estetik operasyon geçirmedim. Öyle bir lüzum hissetmedim ama Osman Bey gibi bir hastalar eğer işte 80, 90, 100 kilo verirlerse yani muhtemeldir sarkmaları olacağını düşünüyorum. Ve belki operasyon geçirmek gerektirecek derecede olabilir ama ben kiloluların içinde zayıf hastalardan biri olarak çok fazla böyle bir problem yaşamadım. Sen bu Buyurun hocam. korkularla, sporla ya da herhangi bir şeyle bir önlem aldın mı? Yani bazen olur ki kilo verdikten sonra birçok insan spor salonlarında ya da merkezlerde kendi evinde spor programlarıyla kaslarını kuvvetlendirici, yağların ya da derinin gerginliğini azaltıcı bazı egzersizler yaparak bunu önleyebiliyor. Tabii bir kısım hastalarda çok da nadir de olsa ben şu anda şöyle söyleyeyim. Sen biliyorsun belki izleyicilerimizin bir kısmı da biliyor. Dünyanın her yerinde obezite ameliyatı yaptığım hastalarım var. Türkiye'nin her tarafında oldukça sayısı fazla. Yani çok nadirdir hakikaten ameliyat gerekli olan ama tabii bu konularda da
Bizim en büyük yardımcımız plastik cerrahi. Bu konuda güvendiğimiz plastik cerrahlarla çalışarak hastalarımızı yönlendiriyoruz. Onlar da oldukça memnunlar. Ama bu problemi çok sık görmüyoruz. Ama bazı hastalar özellikle bu dönemde bunun önlemi olarak sportif hemen yüzmeydi, işte bisikletli kondisyon aleti de hemen başlıyorlar. Senin böyle bir çaban oldu mu? Yani bu, yani şimdi sorabilirler. Acaba Emin Hanım spor yaparak mı bu sarkmalarını engelledi, yoksa normal seyrinde de hiç spor yapmasa, kendine dikkat etmese de bu sarkma kendisinde olmalı. Sen ne dersin bu konuda kendinle ilgili olarak? Bu noktada işte dediğim gibi hocam, benim belki metabolizmamla ilgili. Ben böyle bir ihtiyaç hissetmedim. Çok fazla sarkmam olmadı. Evet, derilerde hafif yumuşamalar var. Ama bana pilates önerdiler. Pilates yapmamı önerdiler. Yüzmeyi, yani yüzmeyi zaten yapıyorum. Ama pilatesle ilgili olarak veya başka hani spor salonlarına gidip takviye alma olarak açıkçası özel bir çabam olmadı. Yüzmeye ne Ben bu zaman anlamda başladın? Yüzmeye ne zaman efendim. başladın? Yüzmeye ne zaman başladın mesela? Yüzme. Ya düzenli yüzmüyorum. Hayır, ara ara gittiğim oldu havuza. Ara Ama düzeni hani yapmadın. ama Anladım. böyle düzenli bir aktivite olarak yapmadım. O konuda bir yanlış anlama olmasın. Sadece şunu söylüyorum. Ben hani genetik olarak belki şanslıyım bu anlamda. Ama hem onun etkisi hem de işte bu çok aşırı kilolu olan, yani 200 kilo olan hastalardan olmadığım için ameliyat gerektirecek, estetik müdahale gerektirecek ya da işte pilates vesaire düzenli spor aktivitesi gerektirecek noktada değildi kilom. Ama evet, 100 kiloydum, 50 kiloya düştüm. 50 de gayet hani çok ya, yüksek bir sayı. Yüksek bir sayı. Evet. Senden bir sen çıktı. Aynen öyle hocam. Ama dediğim gibi ben genetik olarak biraz şanslıyım. Çok spor yapmayı da seven bir insan değilim. Yalan söylemeyeyim. Ama spor yapıp bunun faydasını görenler oldu. Şöyle de bir durum söyleyen arkadaşlarım oldu. Benim gibi ameliyatlar geçiren tanıdıklarım oldu. Bu süreçte tanıştığım insanlar da oldu. Bunun faydasını göremediklerini söyleyenler de var. Çünkü deri sarkması dediğiniz şey sportif faaliyetlerle sona erdirebileceğiniz bir şey değil. O gerginliği tekrar sağlamıyor spor. Bunun için de estetik müdahale gerekebiliyor. O noktada da zaten Sen işte dediğiniz gibi. şanslılardansın yani. Tamam. Evet, aynen hocam. Peki. Sizin Şöyle estetik söyleyeyim. doktorlarınız devreye giriyor durumda. Şöyle tabii ki, ama şöyle söyleyeyim. Kendi pratiğimi söyleyeyim izleyicilere. Hakikaten çok fazla aşırı kilolu, 180 kilolu, 185 kilo, 190 kilolu, 160 kiloluk beyefendilere ameliyat ettik. Genellikle hani ne diyeyim, hani 100 hastada belki 1-2 tanesi ihtiyaç gösteriyor. Genellikle göstermiyor, onu söyleyeyim. Nasılsa derimiz de bir şekilde ona adapte oluyor. Yani vücudumuzu adapte oluyor. Mutlaka tabii normal, zayıf, eski yıllardaki gibi belki olmayabilir, ama yine de hani bizi rahatsız eden, görüntü anlamında rahatsız eden bir durum varsa zaten plastik cerrahi bu konuda devreye girebiliyor ve bu problemleri de çözebiliyor. Çözümsüz değil bunlar. Peki Kesinlikle. Emel, seni yorduk. Sen Yok hocam, büyük büyük. Zaten başka programlara da katıldık beraber. Önceden böyle bir Evet. alışkanlığım var. Ya sen ekranlarda rahatsın. Bazen bazı hastalarım oluyor. Mesela bu akşam şunu planlamıştım. Belki yeri gelmişken biraz ondan bahsedelim. Fransa'da ikinci botoksunu yaptım. Botoks hastası bir hastam vardı. Dedim ki Muzaffer Al'la yaşamında değişik sağladığımız, yani çünkü o tabii senin gibi kilo değil, ılımlı kilosu vardı. Burada botoksu da biraz anlatayım. Belki izleyiciler merak ederler. Ve çok O arkadaşım çok merak ediyor aslında şu mide botoksunu. ya, mide botoksunu ben biraz anlatayım o zaman. Yeri gelmişken anlatayım. Mide botoksu sizlere yapmış olduğumuz obezite ameliyatlarının yeni tutan işlemler değildir. Burası bir kere bilinmesi gerekiyor. Sizin durumunuzda olan, yani morbid obez dediğimiz vücut kitle endeksi 35 yukarısı olan hastalara da uygulamış olduğumuz bir yöntem değildir. Daha çok vücut kitle endeksi 32-33'ün altında olan, ılımlı, işte 10 kilo 15 kilo fazlalığı olan, bunu verirsem benim için her şey mükemmel olur diyebilecek hasta gruplarında mide botoksu kilo vermeye yardımcı. Primer kilo verdirmez. Kilo vermeye yardımcı. Neden? Mide içerisinde 24-25 farklı noktada botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Midemizin hareketlerini biraz azaltıyoruz. Böylelikle daha küçük gıdalar midede uzun süre bekleyerek
bize daha uzun süre tokluk hissiyatı oluşturuyor. Yani beynimize sürekli tokluk hissiyatı veriyor. En büyük avantajı şu botoksun. Botoksta 10 kilo 15 kilo ameliyat yani botoks işleminden sonra beslenme protokollerinde uyarsak biraz da hayatımıza hareket koyarsak bu 15 kiloyu kaybetme ve vücudumuzdan atma şansımız var. Ama eğer buna uymazsak ben botoks oldum her şeyi yiyorum hiçbir fayda göremezsiniz. Botoks oldum diyet yapıyorum hareketim yok yine veremezsiniz. O yüzden o size yardımcı bir işlem. Avantajı ne? Endoskopik uyguluyoruz. Endoskopik bir işlem. Yani hiçbir cerrahi işlem gerektirmiyor. Ya bir ameliyat değil. Hafif bir sedasyon ilacı veriyoruz sizlere. Anestezi veriyor. Siz uyuyorsunuz. Bildiğimiz klasik endoskopla giriyoruz ve mide içerisindeki o noktalara enjeksiyonları yapıyoruz. İşlem 10 dakika sürüyor. Bir saat içerisinde normal hayatınıza geçiyorsunuz. Bununla ilgili bir anekdot anlatmak isterim izleyicilere. Biliyorsun biz özellikle obezitede ya da botoksta hastalarımızın izni olmadan ya da onların onayı vermediği hiçbir resmi paylaşmayız. Sen onu çok iyi biliyorsun. Çok hastamız da hani çok fazla ekran önünde olmak istemiyor. İstanbul'daki bir örnekle Fransa'daki örneği söyleyeceğim. Birçok botoks hastamız var. İstanbul'daki hanımefendi bir banka çalışanıydı. Bunu araştırdı. Bizi araştırdı. İstanbul'dan uçakla geldi o gün. Kimseye haber vermemiş. Haberi yok. Sebebi şu. Ben de öyleydim hocam. Ailem küstü, kavga ettik bile çok. 2 ay sonra düğünü var. Bir gelinliği beğenmiş. Aslında onun Oo. hikayesini yapmak isterdim ama hani hocam dedi ben ekranın önüne çıkmak istemiyorum dedi. Saygıyla anlıyorum onu. Yani saygı diyorum ona. Biz bütün Evet. hastalarımızı seviyoruz. Hepsi bizim için eşit. Birbirinden hiçbir farkı yok. Herkesin hassasiyetlerine de saygımız fazla. Ben 2 ay sonra düğün yapacağım bir gelinlik beğendim dedi. Ve bu gelinlik resmine ben girmeliyim dedi. Bana başka bir gelinlik önerdiler olmuyor ama o gelinliğe de giyemiyorum. 15 kilo fazlam var dedi. 15 kilo fazlam var dedi. Ve bu için dedi botoks için geldim dedi. Yani sizler gibi morbid obez aşırı kilolu değil. Tabii şu anda imkan olsa da sen eski resmini gösterebilirsin. Eminim ki telefonda kalmıştır o. Şimdi telefonla da Evet. konuşuyorsun ama yani en azından Evet. bizim bu Yani hocam şöyle bilgisayardan gösterebilirim belki olabilir. bulabilirsem. Bilgisayarda mesela şimdi o dediklerin Evet. mesela 10-15 kilo fazla olanlardı ve geldi. Botoks yaptık. Bir saat sonra normal hayatına geçti. Yemeğini yedi. Akşam da uçakla İstanbul'a döndü. Biz de merak ettik. O yüzden bu meraktan dolayı biz de bir kendi ekibimiz olarak Muzaffer Al'la Mucizevi Yaşamlar diye bir grup oluşturduk. Hastalarımızın artık hayatındaki değişimleri tabii onay aldığımız buna katılmak için hastalarımızla yapmak istiyoruz. O 17 kiloyu 2 ayda verdi. O gelinliğe de girdi. Düşünebiliyor musun? Ve hayatında var ya onun için en büyük mutluluk o gelinliği giymekti düğününde. Çünkü en büyük hayaliydi o. Ve ona girdi. Fransa'da bir Evet. hastam vardı. Çok güzel kilolarına verdi botoksla. İkinci botoksu da yaptık Fransa'dan geldi. Tekrar Fransa'ya döndü. Mesela dedim sen dedim hayatındaki değişimi nasıl anlatırsın bize? Ekrana çekiniyorum dedi. Hiç şey yapmadım. O yüzden botoksu şöyle söyleyebiliriz. Kısaca şu algılanmasın. Ha 17 yaş 17 kilosu vardı. O girdi ben de gireyim. Morbid obezseniz, aşırı kilolarınız varsa yani Emel Hanım gibi 40 kilo 50 kilo vermek durumundaysanız botoksun size hiç faydası yok. Ama hafif 10 kilo 15 kilo fazlalığım var. Ya göbeğimde biraz çıktı. Diyet egzersiz yapıyorum ama biraz sanki veriyorum alıyorum. Ben ne yapabilirim? İştahım çok oluyor. İşte botoks belki kişisel anlamda size faydalı olabilir. 6 ay etkisini sürdürüyor. Etkisi bittikten sonra yeniden ihtiyaç varsa bir kez daha yapabiliyoruz o botoksu. En güzel avantajı ameliyat değil. Anestezi yok, narkoz yok, kesi yok. Sadece endoskopik. Bir saat sonra normal hayatındasınız. Mutlaka beslenme uzmanımızın verdiği beslenme protokollerinize uymanız gerekiyor botokstan sonra. Ve mutlaka da egzersizi hayatınıza koymanız lazım. Ve bunu da yaşam tarzı haline getirmeniz lazım. Diyelim botoksa kilo verdik. 6 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar eski alışkanlıklara geldik. Yine aynı kiloları geri kazanabiliriz. O yüzden bu türlü kilolu insanlarda faydalı ama uygun hastalarda. Yani beslenmesini değiştirmeyecek olan, denemeleri yapmayacak olan bir hastaya istediğiniz kadar botoks yapın. Hiçbir şey fark etmez. Kilo da veremez. Aynen de devam eder gider. O yüzden bu sözlerimden herkes şunu anlaması gerekiyor.
Yani kısaca ameliyat da olsak, botoks da olsak besleme kurallarımıza uyacağız. İş acıkırsak yiyeceğiz, ölçüsünü kaçırmayacağız, fazlasını sokmayacağız. Hayatımızda az da olsa egzersiz olacak. Egzersizden kastınız, ben bazı insanları duyar gibi oluyorum. Efendim, spor salonuna gitmeye imkanı olmayanlar ne yapsın? Şunu yapsın, asansöre binmesin, yürüsün. Araçta gideceği Güzel. kısa mesafelere yürüyerek gitsin. Yani Evet. biz bu tür egzersizleri de yapabiliriz. Bazen sen biliyorsun ben ameliyat programlarım yoğun, çok hasta oluyor. Ameliyatta uzun süreli kalıyorum sabahtan akşama kadar. Benim ekibim bile bana diyor ki hocam şu ameliyat sizinle bir tur atıp da gelin diyor. Bana söylüyorlar. Çok ayakta kaldınız ya, onlar beni uyarıyor. Yürümek zaten yürümek çok işe yarıyor hocam. Zaten insan mesela ben çok kilo verdikten sonra o kadar kuş gibi hissediyor ki insan. Gerçekten araç kullanmayıp bir yerlere gittiğinizde 15 dakika 20 dakika yürüdüğünüzde bile çok şey fark ediyor. Yani spor salonu biraz bizim bahanemiz aslında. Biraz Kesinlikle. bahanemiz. Biraz şunu ben gördüm. Sen Hocam resimleri göstereceğim evet. ama Tamam sen şu göster. Tamam nasıl beni görmen çevirebiliyor şart muyum? değil. Ha, Sen çevirdim şimdi hocam. görünüyor. Evet. Evet. Benim bu ilk hali yani o Evet. ilk Şimdi geldiğimde ben şöyle 5 göstereyim. 5 yıl önceki hali. Tamam bir emin Evet. görünüyor. Gayet güzel Ameliyat görünüyor. sabahı hocam. Ameliyat sabahı. Evet Ameliyat sabahki resmi mi bu? hocam, Evet. ameliyat sabahı. Emel, vallahi ben de seni sonradan görsem tanımazdım onu söyleyeyim. Hocam hatırlıyor musunuz? İlk beraber televizyon programına Aa, çıktığımızda haklısın. Hatırladım, hatırladım. Evet. beni tanıyamadınız. Vallahi ben seni o zaman tanımadım. Hatta dedim ki yani döndüm bu tarafa sizdeniz hocam beni tanımadınız diye. Haklısın. Evet. Haklısın. Evet Emel. Yani bayağı da kilom varmış o zaman. Yani ben sana hastalarda Evet. mesela zayıf dediğin halim bu muydu? Evet varmış. Aynen. Yani Tamam, hani çok sizin teşekkür ederiz. hastalarınıza göre, sizin hastalarınıza göre hani yani Ya o çok asistanlarınız çok söyledi. çok çok aşırı kilolu tabii 140 kilo Evet. 180 kiloluk ama Yani şimdi omuzlarına bir yatağın bir başına bir omuzunu bir başına koyduğunuz hastalarınızdan bahsetmiştik yani evet konuşmuştuk. işte biz bu manada ekibimle beraber düşündük. Doktor Muzaffer Allah Muzdevi yaşamlar. Şimdi hakikaten Emel senin o 5 yıl önceki o aşırı kilolu halini şu andaki halini bir araya getirdiğimiz anda gerçekten Yani Muzdevi yaşamlara çok iyi bir örneksin şu anda. Bu haline, sağlık aynı evin haline. içinde olmasak annem dahi tanıyamadı hocam, öyle söyleyeyim. Yani onlar Samsun'dan ben geldiğimde yani aynı evin içine girdiğimiz için hani tanıma hani yani tanımama gibi bir şey olmaz tabii. Orada çok abartılı konuşmayayım ama sizin tanımama olayınız O gerçektir, gerçek. nettir. Tanımadım Evet ama ama nedir? şimdi ben izleyicileri Çünkü selam verip kendimi tanıtana kadar sanki o programdaki başka bir konukmuşum gibi biraz hani mesafeli durmuştunuz, hatırlıyorum o şimdi zaman. bizi takip edenlere şu bilgiyi vereyim. Sakın şu an şöyle algılanmasın. Hani Muzaffer Alga hastalarla ilgilenmiyor mu da şunu açıklayayım. Özellikle pür metabolik cerrahi yani tip 2 şeker hastalığının klasik sorununu yaşayan hastalardaki yapmış olduğumuz ameliyat yöntemleri bugün burada konuştuğumuz ameliyat yöntemlerinden çok farklı. O hasta gruplarındaki amacımız pankreasın insülin üretme kapasitesini artırmak ve onları ömür boyu takip etmemiz gerekiyor. Çok geniş bir ekiple onları takip ediyoruz ama obezite ameliyatı yaptığımız hastalarımıza genellikle besleme uzmanı ve bizim ekibimizdeki asistanlar çok yakın takip ediyorlar. Aynen. Zaten Evet. bir problem olduğu zaman hasta bir problem yaşıyorsa direkt bana ulaştırıyorlar ama gündelik yaşantılarında acaba kaç kilo verdi, çok fazla verdi mi diye noktalarında zaten bir problem yaşarsa hastalarımız bize dönüyor. Ama diyabet çok önemli bir hastalık ve bu hastalığı biz hayatından ilacı insülini çıkardığımız hastalarımız yanında insülini azaltıp kesemediğimiz, insülini bırakıp ilaçlarda da az grup hastalarımız da var. Tüm bu hasta gruplarını çok yakinen takip etmemiz gerekiyor. Onda çok ayrı bir ekip çalışıyor ve o yüzden o ekibin çalışmalarının en son bana kadar geliyor. Dünyanın neresindeyim? Amerika'dayım, İngiltere'deyim, Kanada'dayım fark etmiyor, Almanya'dayım. Hemen önüme geliyor. Ben orada mutlak surette hastaların değerlendirmelerini yapıyorum. Ekibimin değerlendirmelerinden sonra. Ve hastaya mutlaka arkadaşlar dönüyorlar. Çünkü herkese telefonla dönmeye kalkarsam, aramaya kalkarsam, dünyanın her yerinde bu kadar çok hastayı oturup aramaya kalksam, bir sene sonra tekrar başa dönerim. O yüzden burada ekibime de çok teşekkür ederim. Ben bu noktada bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Şimdi sizin hani dediğim gibi hani biz buraya çıkıyoruz ama tabii ki bizim gibi bizim durumumuzda daha önceki durumumuzda olan insanları canlı örnek olarak kendimizi göstermemiz çok güzel bir şey. Böyle bir hani vesile olması Instagram ve işte televizyon programlarının. Siz ben özellikle söylüyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Babamın rahatsızlığında dahi
ameliyatlarınızın arasında tahlillerini inceleyebilecek kadar hastalarınızla zaten yakinen ilgilenen bir doktorsunuz. O anlamda minnettarım. Hiçbir Estağfurullah. zaman da unutmam. Sizin ekibinizle beraber her yıl dediğim gibi tahlillerim yapılıyor, endoskopim yapılıyor ve kontrollerim yapılıyor. Ve hiçbir problem yaşamadım çok şükür gözlemliyoruz hep beraber sizlerin de gözetiminde. Dünyanın her yerinden evet hastalarınız var ve benim yeni yaşamımın mimarı olarak ancak size buradan teşekkür edebilirim. Estağfurullah. Biz Kendi bir aileyiz. Biz bir ailemize aileyiz. kadar evet kendi ailemize kadar ilgileniyorsunuz çünkü. Yani ailemizin diğer fertlerine kadar ilgilenecek nezakette ve yoğunluğunuza rağmen onu gösterecek inceliktesiniz. O anlamda hiçbir zaman şey yapamam, inkar edemem bu yönünüzü ve söylemek istiyorum açıkçası bu vesileyle de herkese. Yani sizde bitiyor ama evet işte Hilal var diyet kontrollerimizi, beslenme kontrollerimizi yapıyor. Asistanlarınız var, yardımcı oluyorlar. Bu şekilde ekip olarak zaten eliniz hep üzerimizde. Tabii ki herkesle 7/24 hiçbir zaman ilgilenilmez. Bir ameliyat olduktan sonra kendinizin de kontrollerini yapmak durumundasınız. Kendi kendinizi bu sürece adapte etmekle birey olarak zaten yükümlüsünüz. Bununla ilgili yapamadığınızda ya da başaramadığınızda ya da eksiklikler olduğunda hiçbir zaman bir cerrahı suçlamak ya da işte hani ona bir hani şey yöneltmek gibi bir lüksümüz yok. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim sayenizde. Dediğim gibi hani sizin sayenizde yeni bir hayata başladım. Yeni bir doğum günü ben diyorum zaten hep. 8 Ocak 2016 aslında yeni doğum tarihim diye unutmuyorum da ameliyat olduğum günü. Onu hiçbir şekilde yadsıyamayız. Evet ama bu büyük bir değişim. Aile fertlerimizin bile yadsıyamayacağı kadar bizi gördüğünde tanımakta zorlanacağı kadar büyük değişimler yaşıyoruz ki ben bunu işte bile yaşadım yani. Adliyeye gittiğimde dahi o süreçten sonra çok arkadaşım, çok yakın arkadaşlarım, beraber mesai yaptığım adliye personeli arkadaşlarım çoğu aynı şekilde aynı Şaşırdım. şaşkınlığı evet uzun süre yaşadılar. Ve bu bana büyük keyif veriyor. Onu da inkar edemem. Aslında biz bugün seninle burada sadece ameliyattaki güzel olan kısımları değil, senin hayatında yaşamış olduğun ufak da olsa ufak tefek sorunları, dumping problemini, yeniden kilo alabilir miyiz diye bizi izleyenlere gerçekçi, reel konularda konuştuk. Yani buradaki amaç zaten hiçbir şeyi güzel göstermek, iyi göstermek değil. O yaşanılanlar içerisinde, olumsuz yaşananlar da insanların bilmesi gerekiyor. Zaten biz bunları ameliyat önce hastalarımızla sürekli olarak paylaşıyoruz, anlatıyoruz zaten bunları. Bizim bu platformu kurmamızdaki amaç şuydu Emel. Korona günlerinde çok zor günlerden insanlar geçti ve birçok insan hastanelerdeki yoğunluktan dolayı ya da bazen hastaneye gidersem koronavirüs alırım korkusuyla birçok hastalığını erteledi, öteledi. Biz ekibimizle beraber bir sosyal proje olarak ne yapabiliriz? Ne olabilir? Yani insanlar dünyanın her yerinden bana ulaşabiliyorlar benim alanımla ilgili. Ekiplerime ulaşabiliyorlar. Sizler 24 saat boyunca gece 3'te dahi arasanız bizim asistanlar size alo diyorlar. Ama bizim alanımız dışında olan hastalıklar da var. Yani sadece şeker hastalığı ya da kilo problemi olan hastalıklar değil. Kadın hastalığı var, gebelik diyabetleri var, infertilite kızdırıklar var, göz hastalıkları var, efendime söyleyeyim mide bağırsak hastalıkları var, ruhi hastalıklarımız var, karaciğer hastalıklarımız var, kalp hastalıklarımız var, tiroid hastalıklarımız var, hormonal hastalıklarımız var. Acaba biz onlar için de ne yapabiliriz bizim platformla diye düşündük ekibimizde. Doktor Muzaffer Al'la Sağlıklı Kal diye bir platform oluşturduk. Bu platform şu parametrede çalışacak. Biz bunu sosyal medyada yayınlayacağız. Sadece burada hani şeker hastasıyım ben doktor bey, şeker hastalığıyla mücadele ediyorum. Şöyle bir sorunum var deyip bana yazabilir. Ben cevaplayacağım, yardımcı olacağım. Ya da aşırı kilolarım var, bu kilolarımı veremiyorum. Bunlarla sorun yaşıyorum diyenlere yardımcı olacağız.
Sağlıklı nasıl beslenebilirim Muzaffer Bey diye sorduğu zaman biri bana Instagram'dan. Onlara ekiplerimle birlikte yardımcı olacağız. Onların belki hiç tanımadığımız yerde, belki hiç birbirimizi görmeyeceğiz yıllarca ama o platform içerisinde onların bize sorduğu her türlü şeye benim kendi alanımda cevap vereceğim. Benim branş alanım dışında olan hastalıklarda da o platformun üyeleri, ailenin üyeleri, diyelim ki başka bir konuda sordular. Diyelim ki örnek verelim. İşte görme kusurum var, göz arkamda kanam var diye sordular. Biz o gün bir program yapacağız o sorulara göre, hastalıklara göre. Çok güzel. O alanın uzman hekimi, doktor arkadaşımı ben Instagram'da canlı yayına alacağım. Canlı yayında bizim platforma katılmış olan bütün izleyicilerin sorularını ben kendisine yönelteceğim. Bugünkü sana yaptığım gibi, bugün farkındaysan doktor gibi arada bir konuştum, normal moderatör gibiydim. Soracağım ve onun aldığı cevapları doğal olarak takip edenler, dinleyecekler. Bu arada Instagram'dan o esnada diyelim ki göz doktoru olabilir, kadın hastalıkları uzmanı doktor olabilir, kalp damar cerrahı olabilir, kalp uzmanı bir doktorumuz olabilir. Hangi branşı ilgilendiriyorsa Instagram'dan da katılıp soru soranların bütün sorularını ilgili uzman hekimimize sorup insanların bilgilenmesini sağlayacağız. Yani ola ki doktora gitme fırsatı olmayan, birine danışabilecek durumda olmayan ya da bir şey söylemekte sıkıntı yaşayanlar bu platformun içerisinde bize her şeyi yazacaklar. Biz de onların adına bir elçi gibi bizimle ilgili kısımları biz halledeceğiz. Bizimle ilgili olmayan kısımlarda ilgili uzman hekimleri canlı Instagram programlarımıza alarak bilgilenmelerini sağlayacağız. Diğer bir parametrede de Muzaffer Al'la hayatında değişim sağladığımız hastaların hayatlarını biraz takip etmek istiyoruz. Yani mesela geçen diyabet ve obezitesi olan bir hastam vardı. Uzun yıllar çocuk özlemi var, hormonal bozukluğu var. Mesela onun hayatı aslında hepimizin sorunları, hepimizin kendi evinde az çok yaşadığı sorunlar. Biz biraz millet olarak artık biraz kaynaşmalıyız. Bu korona günlerinde bunu gördük. Biraz daha yakınlaşmaya, biraz daha birbirimizle empati kurmaya ihtiyacımız var. Muzaffer Allah'ın mucizevi yaşamlar diye. Bu şekilde hayatında değişim sağladığımız ya da sağlayamadığımız, belki ameliyat yaptık, insülini bırakacak, belki kilosunu verecek ama belki çocuk sahibi olamayacak. Onun umutlarını, onun mutluluklarını bizim bu platformda, bizim Doktor Muzaffer Al'la Sağlıklı Kal platformuna üye olan herkesle yaşayacağız. Biz bir aile oluşturacağız, aynı sizlerle oluşturduğumuz gibi. Onun Çok dışında güzel dedik ki, onun düşünmüşsün dışında ne yapabiliriz diye düşündüm. Belki onun dışında hastalarımız bu sağlık alanı dışında belki gündelik pratikte bir takipçimiz şunu yazar. Ya bugün de atıyorum tarihi konuşalım. Belki bir gün oraya Can. tarihle ilgili bir hocamızı alacağız. Evet. Ona tarih sorularını soracağız. Tarihte ben biraz başarısızım, matematiğim iyidir. Belki bir gün sanatı konuşacağız. Belki müziği konuşacağız. Hani belki müzik konusunda deneyimliyiz ama deneyimli olan insanlara takipçilerimizin sormak istediklerini o ilgili alandaki insanlara soracağız. Biraz %90'ı sağlık ağırlıklı, Belki %10'u hukuk konuşuruz hocam. evet belki yani %10'u olabilir tabii ki. Mesela birinin hukuksal sorunu vardır. Sana bağlanırız. Güzel. Onun derdini Çok çözeriz. %10'u güzel. böyle hani daha çok tarih, sanat, kültür anlamında olabilecek şekilde bir platform planladık. Bu kadar yoğunluğunuzun arasında gerçekten bunu da düşünebilmiş olmanız tabii ki o sizin yüreğinizin güzelliği. Şöyle aslında bu uzun zamandır ekibimin bana söylediği bir şeydi. Çünkü çok insanın sorunu var. Arkadaşlarımıza danışıyorlar. Onlar elçi olarak sürekli olarak kendi konularımızın dışındaki konuları da bana aktarıyorlardı. Ama nedense ben de görememişim şu ana kadar. Korona günlerini yaşayana kadar. Dedim ya korona virüsü belki bize çok zarar verdi ama hepimizin kendi şapkasını önüne alıp biraz düşünmesine yol açtı. Hayat Kesinlikle. sadece Muzaffer Al'ın etrafında dönen bir hayat değil. Bu hayatın dışında birçok insan var. Onların da farklı yaşantıları var. Biz o yaşantıları bir araya getireceğiz. Herkes yaşantı içerisindeki umutlarını, umutsuzluklarını, beklentilerini, hayallerini burada paylaşacak. Biz elimizden geldiği kadar ekibimiz olarak onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Biliyorsun güçlü bir ekibim var. Hastalarınız için yaşıyorsunuz gibi bir şey aslında hocam. Yani ne zaman konuşsak da ameliyatta oluyorsunuz. Arada hani işte sıkıntılarımız oldu mu aradığımızda tıbbi konularda sizden destek alıp yardım almak istediğimizde de yine aynı şeyler. O
O konuda onu da söylemeden geçmeyeyim Galiba ben bunu seviyorum. Yani bazı insanları güçlendiren şeyler vardır. Beni de herhalde hastalarla bir arada yani. olmak, onların duygularını paylaşmak, onlara faydalı olmaya çalışmak. Tabii ki her insanda her sonucu bazen alamıyorsunuz. Yani evet kötü bir hastamız yok ama diyelim ki sen de çok başarı sağladık, birinde biraz daha az başarı var. O da benim hastam. Ne olursa olsun benim hastam. Ben onun yanındayım her zaman. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz insanların hayatındaki bazı noktalara dokunmamız gerekiyor. Bu koronavirüs bizim şapkamızı da önümüze alıp hayatın bizim etrafımızda dönmediğini, birçok noktada hareket edemedik, hemen evden dışarı çıkamadık, sevdiklerimize sarılamadık. İnsan çocuğuna bile sarılamıyor yani uzağında kalıyor. Siz hastanedesiniz, daha risk grubu hani Yani dedikleri daha da evet yani bunlardan mahrum kalmışsınız. anneme mesela Ailenin içinde sorumlu anneme sarılmayı çok seviyorum. Çünkü muyum? hani annem İstanbul'da, babam İstanbul'da. Yani 50 yaşına geldim, hala annemin yanında gitsem anneme sarılıp yatıyorum mesela. Sarılamamak, sevdiklerinize sarılamamak, onların uzağında kalmak. Yani dışarı çıkamıyorsunuz, hiçbir aktivasyon yapamıyorsunuz. Bir evin içerisinde tıkandınız kaldınız. Ha şunu düşündük biz ki hayat sadece bizim etrafımızda dönmüyor. Herkesin etrafında iyi kötü dönen bir hayat var. Biz bu hayatların içerisinde bu hayatlara nasıl dokunabiliriz? Onların neresinden tutabiliriz? Neresinde ne yapabiliriz noktasında işte bazı projeler geliştirdik ekibimizle birlikte. Onları da uygulamaya koyacağız. Gündelik hayat içerisinde olan sorunlarımızı belki burada paylaşacağız. Belki başka dertlerle arayanlar olacak. Belki onlara benim alanımda değil ama belki atıyorum. Mesela bu aralar şu gündemde. Ekibimiz onu söyledi. Hocam dedi mesela birçok üniversiteye hazırlanan çocuklar var dedi. Bu çocuklar dedi şu anda dedi üniversiteye hazırlanıyorlar ama birçok ailenin tedirginliği var. Mesela acaba çocuğum heyecanlanıp cevap anahtarına yanlış kitapçığı mı işaretleyecek ya da efendim soruları cevaplarını kaydıracak mı? TC kimlik numarasını acaba yanlış mı işler diye heyecan duyuyorlar. Mesela eminim ki bunun içerisinde birçok aile belki bir psikiyatriye giderek bunu çözümleyebilir ama birçok ailemizin belki buna imkanı yok. Biz bu imkanı işte bu Instagram ortamında yaratacağız. Yani ne yapacağız? Instagram ortamında üniversiteye imtihana girecek çocuğu olan, liselere giriş imtihana girecek çocuğu olanlar, bu endişeyi taşıyanlar için bize sorularınızı gönderin bu platformdan. Biz uzman psikiyatristlerimizle bunu canlı yayında, Instagram canlı yayında konuşacağız. Ve bizi takip edenler de doğal olarak sorularını ben onlara sorduğum için sana nasıl sorduysam cevaplarını almış olacak. Bir sosyal proje olarak bunu planladık. Artık buna vakit bulacağız. Korona bize şunu söyledi. Hayat senin sadece çalışmandan ibaret değil. Sen biraz dönüp başka insanlara da bak. Onlara da faydalı olmaya çalış dedi. Biz bunu yapacağız inşallah. Emel çok teşekkür ediyorum. Katıldığın için teşekkür Hocam, ediyorum. kapatmadan bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Müsaadeniz olursa Tabii. bahsettiğiniz bu kadın hastalıkları ile ilgili onu da söylemek istiyorum. Çünkü o Buyurun. konuda da çok soru soruluyordur. Ben düzensiz regl dönemleri yaşayan bir insandım. Kiloluyken bu kilodan kaynaklıydı büyük oranda. Bunlar da sona erdi. Bunu da hani özellikle belirtmek istiyorum. Kilo verdikten sonra işte o dediğiniz farklı hastalıklara da sebep olabiliyor. Morbid obez. Bu anlamda da çok rahatladım ve bu yönden de sağlığıma kavuştum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum kapanmadan. Merak edenler Güzel. olursa. Yani bu konuyu biz sabaha kadar konuşsak herhalde Evet. konuşabiliriz. Güzel bir noktaya Evet. değindin. Yani aşırı kilolarımız ne yapıyor bizde? Hormonal bozukluk yapıyor. Adet Kesinlikle. düzensizlikleri, kıllanmalar, yağlanmalar, sivilceler ve başka problemler de çıkarabiliyor. Çok güzel bir noktaya değindin. Bence Muzaffer Allah mucize ve yaşamlarda senin bu örneğin hem bizi mutlu ediyor hem de eminim ki takip edenler de senin adına mutlu olmuşlardır. Senin duygularını seninle paylaşmışlardır. Ne güzel. Bugün burada hem bunları konuştuk hem rahmetli babanı da bu arada anmış olalım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. Teşekkür Hala daha ederim. Sağ olun. duygulanıyorsun. Biz sadece Sağ olun. sevinçlerimizi değil, üzüntülerimizi de paylaşacağız. Böyle paylaşarak insan olduğumuzu hissedeceğiz. Yani yoksa Kesinlikle. Muzaffer Al'a bıraksan, Muzaffer Al sabahtan akşama kadar ameliyat yapan, dünyanın her yerinde konferansa katılan, Hiç öyle konuşmalara olmayacak. kadar bilimsel yayınlara giden bir insandı. Artık benim dışımda da bir insan topluluğu olduğunu, insanların olduğunu biliyorum artık. Belki uzun zaman görmemişim var ama bu korona bana gösterdi. Ekibimin uzun yıllardır Ama baskı onlar da kurduğu başka hayatlara mucizeler yaratmak için
oluşan durumlar, yani sizin isteğiniz dışında oluşan durumlar, ama başka hayatlarına dokunabilmek için. Evet, ekibim uzun yıllardır bunu söylemişti. Çünkü çok fazla talep vardı bu konuda, çok istek vardı. Sonunda koronavirüs beni ikna etti. O yüzden bundan sonra biz sizle, diğer birçok tanımadığımız, görmediğimiz insanlarla bu platformda duygularımızı paylaşacağız, dertlerimizi, acılarımızı, hayallerimizi, isteklerimizi paylaşacağız. Biz onların sağlık problemlerine faydalı olmaya çalışacağız. Bize sorduklarını cevaplayacağız. Onların yanında olacağız, bir danışman gibi, bir öğretmen gibi, bir arkadaş gibi, bir kardeş gibi yanında olacağız. Elimizden geldiği kadar bunu yürütmeye çalışacağız, zaman ayıracağız. Çünkü insan olmanın herhalde gerekliliği bu, Emel. Birbirine destek çıkabilmek, birbirinin yanında olabilmek, sadece sevinçte değil, hüzünde de beraber olabilmek. İnsan insan olduğunu hissettiriyor. Yoksa ülkenin en büyük cerrahı olabilirsiniz, en büyük metabolik bariatrik cerrahı olabilirsiniz, dünyanın tanımış olduğu bir insan olabilirsiniz. Birçok konferansta konferans verebilirsiniz ama önemli olan şu ki önce insanız. Önce insan. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum Ben hocam. teşekkür ederim. Güzel Kendine iyi sohbet bak. ettiğiniz Sağlıkla için. kal. Sağ Biz seni o zaman avukat olarak bize bu olun. platformumuza yazacaklara karşımıza avukat olarak bu sefer kalacağız. Tamam, İnşallah kendine hocam. çok iyi bak. Sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Hoşça kalın hocam. Sağ olun. Evet, canlı yayınımızda özellikle obeziteyi konuştuk. Hayatında değişim sağladığımız bir hastamız Emel Hanım'la İstanbul'da yaşıyor. Onun hayatındaki değişimleri, yaşadığı problemler varsa onları konuştuk. Birçok konuya değindik ve bu platformdan bizi takip edenlere de güzel bir haber vermiş olalım. Emel Hanım'la konuşurken söylemiştim. Doktor Muzaffer Al'la Mucizevi Yaşam ve Doktor Muzaffer Al'la Sağlıklı Kal. Instagram sayfamızda canlı yayınlarımız olacak. Sizlerin bize yönlendirmiş olduğu hastalıklar ya da yaşamış olduğunuz sorunları siz bize aktardığınız anda kendi alanımızla ilgili olanlara bizler burada cevaplayacağız. Kendi alanımızda olmayanlar olduğu zaman o alandaki uzman hekimleri canlı yayınımıza davet edeceğiz. Sizin sorduklarınızı ben uzman doktorlarıma ileteceğim. Hangi alanda olursanız, ister göz, kalp hastalıkları, ister mide hastalıkları, ister karaciğer hastalıkları, kadın hastalıkları, tüp bebek, infertilite, ruhsal hastalıklarımız, aklınıza gelebilen her türlü hastalık konusunda bizim platformdan bize yazabilirsiniz. Bizim belirleyeceğimiz günlerde, tabii bu programımıza da uyması gerekiyor. Sizlerle biz bu platformda canlı yayın programını planlayacağız ve ilgili uzman hekim arkadaşımızı canlı yayına alacağız. Ona sizlerin bana yönlendirdiği bütün soruları soracağız. Aynı zamanda canlı yayın esnasında Instagram'dan gönderdiğiniz bütün soruları yine uzman hekime sorarak o konu hakkında bilgilenmenizi sağlayacağız. Mümkün olduğu kadar bu işe ekibim olarak katkı sağlamaya çalışacağız. Eminim ki güzel şeyler çıkaracağız. Bu platformu zaten sizler büyütüp geliştireceksiniz. Bize düşen sadece danışmanlık olacak. Bu platform sizlerin sayesinde dünyanın her yerine yayılacak, herkesin evine dokunacak, herkesin hayaline dokunacak, herkesin sıkıntısına dokunacak. Belki bu platformun belirlediği sağlık dışındaki konuları birlikte konuşacağız. Muzaffer Al'la mucizevi yaşamlarda hayatında değişim sağlayacak olan insanların acaba bu değişimleri sağladı mı, sağlamadı mı? Yapmış olduğumuz ameliyatlar hastada değişik sağladı mı, sağlamadı mı? Ya da ameliyat sonraki dönemde hayallerine kavuşabildi mi? Onunla dertleneceğiz. Mutlu oluyorsa onunla mutlu olacağız. Yani hepimiz birbirimize aslında dokunacağız. Ve önce dediğim gibi her şey olabiliriz. En ünlü cerrah olabiliriz. Dünyada en tanınmış insan olabiliriz. Farklı görevlerimiz, farklı mevkilerimiz olabilir ama önce unutmayalım, önce insanız.